akşamlar. Sayın seyirciler, arka plana hoş geldiniz. Stüdyoda sevgili hocalarımla bir taraftan sohbete devam ederken öteki taraftan da canlı yayın başlamış oldu. Yine önemli ve güzel bir akşama başlıyoruz. İyi bir programa başlıyoruz. Stüdyoda Doktor Nurcan Özkaplan Yurdakul Hoca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden öğretim üyesi buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyelim. Ve teşekkür edelim. Hocam, Ankara'dan beri kalktınız geldiniz. Çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Sizinle program yaptıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Ve tabii Ergün Hoca'yla. Bu arada Ergün Hoca'yı da hemen takdim edeyim de öyle giriş yapalım. Ergün Yıldırım, Profesör Doktor Ergün Yıldırım. Sebahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şöyle oluyor. Program bitiyor. Tabii bütün programcılar Türkiye'de, televizyoncular yayınlardan sonra kalkıp reytinglere bakarlar. Yani teşbihte hata olmasın ama at yarışı gibidir bu. Merak edersin, heyecanla takip edersin. Benim için ne dediler? Tabii orada rakamlar nedir? Ne yani, izleniyor mu, izlenmiyor mu falan. Fakat bakıyorum sonra sosyal medyadan bir acayip dönüşler. İşte bu ekip böyle bir program yapsa, devam etse, işte her hafta yapsa. İyi konular bunlar. Salt görünür siyaset değil, başka şeyler. O anlamda gerçekten iyi ve nazik bir izleyici nezdinde çok ciddi bir yeriniz var. Bunu biliyorum. Dönüşlerden biliyorum. Çok memnun oldum. Onlar adına da teşekkür ederim. Şimdi bunları söyledik. Bu hafta ilginç başlıklarımız var. Biraz iç siyasete yönelik başlıklarımız da var. Onun küresel açılımı var. Dışarıya yönelik olarak var. Etkileri var. Fakat dün Türkçemizin bayrak yazarlarından biri Tanpınar'ın ölüm yıl dönümü. Evet. Şimdi Nurcan Hoca programdan önce Tanpınar ne demişti? Türkçenin, Türkiye'nin romanları nelerdir? Türküler bizim romanımızdır. Bizde roman yok dedikleri zaman diyor, iftira ederler. Evet. Bizde roman vardır. Bizim romanımız türkülerde yazılmıştır. Ya ne güzel. Öyle değil mi? Ne güzel. Evet. Çok güzel. Tanpınar'ı da rahmetli analım. Ve herkes türkü bilir. Herkes türkü bilir. Bizde herkes türkü bilir. Herkes türkü. Bakın en alafranga düğünde bile en sonunda türküye ve halaya geçilir. En alafranga düğünde daha. Şey olur mu hocam? Yani baştan bir hüzünle başlar, biraz devam eder, sonra haydi bakalım eller havaya bir türkü, yani bir güzel hava. Mesela benim mezuniyet törenim bizim Galatasaray Adası'nda yapılmıştı. Ve böyle çok batı müziği vesaireyle başladık, şeyler oldu, orkestralar vesaire, işte konçertolar çalındı vesaire. Ama adadan halayla çıktık. Ay çok güzel. Hocam ya, tam bir özellik. Şeyde de aynı. Bu arada sevgili adadan Ömer, halayla çıktık. Arka fona da Tanpınar koyduk. Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünde de böyle şeyler geçer. Sahneler geçer. Çok sosyetik bir çevre. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben bir itirafta... Yazık değil mi? Ben kendini yaşayamadıktan sonra senin sosyetik olman, zengin olman, beyliğin neye yarar yani? Bir karşılığı yok. Kendin olarak yaşayamadıktan sonra. Şimdi bir de şey var. Ben saatleri ayarlama enstitüsünü okurken... Şimdi ara ara mesela bir yerde de denk geliyorsun. Bu tür romanlar bana göre naçizane huzurlarınızda bunları söylemek haddime değil ama... Okurken... Yani sanki roman okumak için özel bir zaman, mekan ayarlamak lazım. Mesela ama Orhan Pamuk bunu yapıyor. Tanpınar mesai ister. Tabii yani okuyacaksanız böyle, öyle ben boş zamanlarımda kitap okuyordumla olmuyor. O başka en bir şey. En dolu zamanınızda ancak anlaşılabilecek bir aydındır. Fakat Allah saat... gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu saatleri ayarlama enstitüsünde şöyle bir şey oluyor. Bir yerde diyelim, hani bir topluluk da var. Yani belki bir yerdesiniz de okuyorsunuz bir köşede. Bende çok oldu. Kendi kendime bir gülme tutuyor. Ama yani bazı yerler var. Çok ciddi nüktedan. Ya müthiş yani, inanılmaz bir şey. Tabii. Adet İrdal en iddiasız adam. Hatta zeka düzeyi biraz düşük gibi. Ama aslında de... en sahih adam da o. Onu da gösterir. Değil mi? Onu da gösterir. Çok enteresan evet, bir şey. Ya bu adam aslında sadık, haramzade değili ne yapıyoruz aslında diye bakıyor kendisine. Kesinlikle. Yani böyle o bazen şey, mesafe koyuyor. Lütfullah nasıl oradaki? Tabii hepsi başka ama bir şey. Ama öte yandan Ramiz Bey var. Mesela o işte Viyana'ya gitmiş, Viyana Freud'un
psikanalist ekolünün yükseldiği bir yer, eğitim almış gelmiş ve bütün Türkiye'yi psikanalizmle kurtarmak istiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hocam bak, tam bizim konumuz. Tam sizin mesele. Yani tam bir pozitivizm safsatalığı mı diyelim? Pozitivizm rüyasının maskaralığı diyorum ben yani. Belki aslında. Delilik. Delilik belki. Tam bir delilik yani. Şimdi aslında Tanpınar... Don Kişotluk. Benim tezlerime uygun, neden tezlerime uygun rüyalar görmüyorsun diyor. Tamam. Şimdi Tanpınar... Çok güzel ya. Benim tezlerime uygun rüyalar. Bu arada şu ekranda bir sıkıntı var. Ekranı göremiyoruz. Tamam. Buyurun Tanpınar hocam. Tanpınar bize aslında Oğuz Atay'ı ve seveni olur sevmeyeni Orhan Pamuk'u müjdeler. Evet. Ha, çok güzel. Evet. Oğuz İkisini... Atay'ı bak. Hocam çok güzel bir harita çizdi değil mi şimdi? Tanpınar bize Oğuz Atay'ı ve sonra Orhan Pamuk geliyor. Orhan Pamuk'u müjdeler. Yani bilinç akışı tekniğini. O zaman bir saniye. O zaman Muallim Naci, Recaizade'yi, Recaizade, Tevfik Fikret'i, öyle değil mi? Silsile getiriyor yani, herkes tabii, birbirini tabii. Doğuruyor. Ama Tanpınar Türk romanının zirvesidir. Zirvesidir. Oğuz Atay'ı. Yani Oğuz Atay Türk tefekküründe, yani Soğuk Savaş devrinde yaşayıp düşünme işini bir tarafa bırakmamış ender kişilerdendir. Öyle değil mi? Alayımız bizim düşünme işini, tefekkür işini bir tarafa bırakmıştır. Düşünmezler. Bizim solcumuz da sağcımız da, eli kalem tutan da tutmayan da tefekkür etmezler. Bugün bunu rica ederim, özellikle bu Biden'ın prezidansıya, başkanlığına gözyaşı ile mukabele edenler veya bir korkuyla mukabele edenler. Var mı öyle gözyaşı ile mukabele edenler? Tabii. Ne diyorsun? Allah Allah. Ne diyorsunuz? Ne gerek var buna yani? Şey, bu Lopez'in falan filan da katıldığı o yemin töreni var ya hani, bir defa niye sen Jennifer Lopez'e ihtiyaç duyuyorsun yemin töreninde? Demek ki popülizme ihtiyacın var. Demek ki meşruiyetini yitiriyorsun değil mi? Ne alakası var şimdi? Bari kardeş yanı da çağırsaydınız. Pest. O da olabilirdi, evet. O da olabilirdi de kardeş yan, yani Ermeniler Biden'ın yeni dönemde öncelikli sırasında değiller. Kim öncelikli sırasında hocam? Konuşacağız onu. Amerika kendisi öncelik sırasında. Anladım. Bu arada kitaptan, Tanpınar'dan böyle bir açılış... Hocam bir şey söylüyor. Yani Tanpınar'ın mesela beş şehri hakikaten Türkiye'de her kesin okuması gerekiyor. Kesinlikle okullara okuma kitabı olarak konulmalı. Beş şehri. Ben üniversitede okutuyorum. Ben beş şehri Türk kültür tarihi kapsamında okutuyorum. Şu açıdan önemli. Evet. Beş şehirde Türkiye'nin bütün bölgelerinin kültürel dünyasını şehir üzerinde anlatan ve olağanüstü güzel bir dille anlatan bir eser. İşte Erzurum doğuda, ondan sonra Ankara iç Anadolu'nun merkezinde, İstanbul, Bursa, tabii. İstanbul düşün, Konya. Dolayısıyla bunlar üzerinde Türk kültürünü bütün bir asırları içinde tutacak biçimde o kadar güzel estetize ederek anlatan ikinci bir eser bilmiyorum yani hakikaten. Yok, hayır, yok. Gerçekten yok. Şimdi bakın, Tanpınar'ın özelliği şudur. Tanpınar Anadolu'yu bilir. Evet. Bilir ve sever. Ve sever. Evet. Belki bu daha önemli bir şey. Türküleri yani bilmesi tabii, zaten sevmesi. Zaten bildiğiniz zaman, gerçekten hakkıyla bildiğiniz zaman seversiniz. Yani çünkü sevmek öğrenme sürecindeki son halka. Doğru. Değil mi yani? Doğru. Şimdi bakınız, şöyle bir bilgi geldi bana, son bir istatistik. Türkiye'de herkes doğduğu şehirde kalsaydı, Türkiye'nin nüfus haritası nasıl olurdu? Yani nüfus haritası nasıl olurdu? Çok enteresan. Kastamonu mu birinci çıkıyor? Değil. Beş şehir var ya Tanpınar'ın. Evet. Beş şehri ilk onda. Bu şimdi adamın bir şey yakaladığını gösteriyor. Yani matematiksel olarak. Yani Tanpınar Türkiye'de sanayi devrimi olacağını, traktörler yani geleceğini. Şu anda ilk onda zaten o beş şehir. O beş şehir ilk onda. Erzurum, Diyarbakır, olanları söylüyorum. Erzurum, Konya, Ankara, Bursa, Ankara, İstanbul. Ve İstanbul. Bu ilk beş ilk onda. Evet. Çok i̇lk önemli. Beş ilk onda. Demek ki bura bir çekim merkezi. Beş de önemli değil mi hocam? Beş. İslam'ın beş şartı. evet. İmgeler. Orada benim şeyim oldu. Hani Antalyalı bir genç kıza mektuplar.
Evet. Oradan bir hayran yazı. Ben Antalya'yı da koyabilir miydi üstad? İşte İzmir falan, ama bir de yaşanmışlıkla alakalı bir şey tabii. Yani hem bulunmak, evet, hem de hocanın söylediği gibi hani özümsemek, sevmek bütün Anadolu, ama onları, ama o tespit çok güzel. Yani ilk 5 evet, şehir şu anda ilk 10'da. İlk 10'da. Bir nokta atışı. Ya zaten istatistik bilimini keşfetmiş önceden yani. Tabii sosyolojiyi de bence, yani biz Türkiye'de hala Tanpınar düzeyinde bu toplumu anlayabilen bir sosyolog olduğunu söylemek zor. Öyle yok, mi? Yok tabii. Gerçekten zor değil. Yani. Ben şüphe görmüyorum. Evet. Yani bu toplumu şüphe o kadar kaldırmaz. İyi anlayan bir kesinlikle, insan. Ama toplum anlamını edebiyatla ortaya koymuş. Onunla anlatmış. Sosyolojinin diliyle değil. Ama toplumu çok iyi anlayan. Hmm. O açıdan da yani toplumu anlamak bir sosyoloji çabasıysa, bunu Türkiye'de en iyi yapan bir numaralı insan bence Tanpınar'dır. Yani. Tanpınar Maraş'tan milletvekili oldu değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet, Maraş milletvekili oldu. Tanpınar küçücük bir çocukken anneannesinin koynunda, hı-hı, Erzurum'a gidiyor. Evet, evet. Şimdi Tanpınar türkülere paralel düşünen bir adam. Şimdi bir türkü var, düşünün. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde canım Konya'dır Konya. İlk iki şehir çıktı mı? Çıktı. Evet. Şimdi paralel düşünüyor işte yani. Çoğul düşünme var hocam yani. Hocam bir Ankara tabii, havası, bir İstanbul türküsü söylediniz mi? Dört tamamdır. Tabii böyle yani. Geriye kalıyor o Bursa. Bursa'da Bursa'ya zaman, türkü mü yok? Bursa'da zaman şiiri. Bursa'da zaman. Yani zamanı tabii, bugün postmodernistler çoğul diye gündeme getiriyorlar. Evet. Filmlerde farklı zamanları beraber işliyorlar. Paralel zaman, öteki zaman, şu zaman, özel zaman. Ama Tanpınar postmodernite henüz yokken, yani bizim tabii geleneğimizden gelen farklı zaman durumlarını, belki kısmen Bergson'dan bir etkilenme Orhan var. Zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar evet, çınar. Yani zamanı bu evet, kadar çoğul anlatan, simgeleştiren çok olağanüstü bir şey. Yani. Evet, evet. Nurcan hocam meseleye girerken şiir alıntıları, türkülerle insanın iştahını açıyor böyle. Tekrar hadi kapatalım programı, gidelim kitaplarımızı ya açalım, bakın, bir masada başlayalım. Faruk Bey, bu bir vezin bilgisidir. Tabii. Vezin. Tabii. Şimdi geçen Aliyev, hı-hı, zaferlerinden sonra bir konuşma yaptı. Hı-hı. Şöyle dedi mesela, işte şu vasıflara sahip: Laçin bizimdir. Evet. Karabağ bizimdir. Fuzuli bizimdir. Sebeplerini de söyledi. Özelliklerini de. Bu neye benziyor? Size neyi hatırladı? Bana doğrudan Dadaloğlu'nu hatırlattı. Hmm. Yüce dağdan aşan beyler bizimdir. Ağıl ağıl giden yollar bizimdir. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Çünkü o, aynı vezinle düşünüyorlar. Şimdi Tanpınar'ın yakaladığı şey dilin vezni. Çok doğru. Şerif Bey, ben İngiltere'den yeni dönmüştüm. Şerif Mardin. Şerif Mardin hocamız. Bana, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Böyle Türkçemdeki bu işte Amerikan aksanlı gibi böyle konuşmayı hissetti ve dedi ki, bir öneride bulundu. Dedi ki bir hafta her gün bir saat dedi, sesli sesli Tanpınar oku dedi. Sesli bir şekilde. Yani sesini duyacak şekilde. Kendi sesini. Kendi sesinden şey, sesli olarak Tanpınar okursan dedi, sen dedi Türkçenin lezzetine varacağın için bir daha ondan vazgeçemezsin. Yani güzel Türkçe konuşmak isteyenler sesli bir şekilde Tanpınar okusunlar. Yani o İngilizce aksanını, hatta Amerikan İngilizcesi aksanını bırakırsın diyor. Dilimi kirletmiş tamam, olan, Türkçemin mi bulaştırmış olan şeyi yıkarsın, tertemiz edersin. Ve sonra şöyle bir şey söyledi, bu da çoluğa çocuğa şey olsun. Başka herhangi bir dili konuşma zevkine varmak istiyorsanız, o dilin üstadlarının İngilizcesini ya da Fransızcasını sesli bir şekilde okuyun. Yani bu bir temrin. Tabii. Yani bu bir eğitim, temrin. Tabii, tabii. Dolayısıyla şimdi burada tabii esas ama lezzet, yani İngilizlerin bir lafı var, bir atasözü bu. Şiir dilin tereyağıdır. Bir daha hocam. Şiir dilin tereyağıdır. Çok güzel. Yani kaymağı. Yani kaymağı. Evet. Kaymağıdır yani. Evet. Dilin kaymağı. Lezzetini orada varıyorsunuz şiirde ve tabii ki şüphesiz türkülerle yani. Hiç şüphesiz. Çok güzel. Evet. Ergün hocam ne okuyorsunuz bu aralar? Vallahi bu ara bir makale yazdığım için İsmail Kara Hoca'nın İslamcıların Siyasal Görüşü, onu okuyorum.
Bir de ismini hep unutuyorum. Lev Shestov'un Dostoyevski ve Nietzsche felsefenin trajedisi diye, trajedinin felsefesi diye onu okuyorum. Çok etkileyici bir kitap aslında. Daha önce ben Nietzsche ve Dostoyevski'yi okumuştum bağımsız olarak birbirinden. Ve hakikaten son dönemde okuduğum Nietzsche'de ciddi anlamda, yani Dostoyevski'yi yeniden hatırlayınca birbirine çok benzediğini hissetmeye başladım. Evet. Hayata bakışları, nihilizmin olması, iyi ve kötünün ötesini düşünmeleri, sefalete daha çok yönelen bir tutum içinde olmaları, hayatı daha trajik boyutlarıyla gündeme getirmeleri. Yani birisi diyelim Grek trajedisinden etkilenerek bunu yapıyor. Öbürü Rusya'nın yaşadığı trajedilerden ilham alarak yapıyor. Bu kitapta bunu daha iyi bir biçimde ortaya konduğunu gördüm. Çok hoş oldu. Edebiyat belki ve felsefenin iç içe örülerek yazıldığı bir metni okumak hoşuma gitti. Bir de belki sizin durumunuzla da alakalıdır. Mesela kişi kendini ne kadar zinde hissediyorsa okuduğu kitabın anlamını ve derinliğini çok daha iyi kavrayabiliyor. Çok iyi bir kitap sizin kötü bir zamanınıza denk gelirse hak ettiği karşılığı sizde bulamayabiliyor. Yani evet. Siz o kitabı bir yere oturtamayabiliyorsunuz. Sonra tekrar yeni baştan bir bakıyorsunuz ki ne o geçmiş zaman ne o kitaba atfettiğiniz anlam orada. Siz yani su akıp gitmiş. Siz kitabı okumak istiyorsunuz da. Evet hocam ya. Siz kitabı okumak istiyorsunuz da. Evet. Kitabın da bir iradesi var. Tabii. Kesinlikle. Kitap sizi istemiyor. İstemiyor. Diyor ki abdest al da gel diyor mesela. Aynen öyle. Tövbe et de gel diyor mesela. Aynen öyle yani hocam. Yani böyle bir şey var orada. Evet. Hocam evet. Sizde ne var ne okuyorsunuz siz? Ben bir defa Cevdet Paşa benim elimden düşmez. Paşa sürekli Hazretleri. Duruyor. O tabii yani her gün bir defa uğrarım ben ona. Ya daha doğrusu uğramadan geçemiyorum. Bu rutin olan kitabım her zaman elimde. Yani benim için zaten Kur'an, Sünnet ve Cevdet Paşa. Yani çok iyi. Kur'an, Sünnet ve Cevdet Paşa. Böyle. Tam bir yazı başlığı değil mi? Kur'an, evet. Sünnet ve Cevdet Paşa. Tanpınar'ın gördüğüm gibi diye bir kitabı var. Daha ziyade böyle günlük gibi denemelerinden oluşuyor ve gazete yazılarından oluşuyor. Yani Tanpınar işte Vietnam'a nasıl bakıyordu? Ya da görebiliyorsunuz. Ya da işte Tanpınar içeride bir isyan bastırılıyor. Ona hakkında ne düşünüyor da görebiliyorsunuz. O çok önemli. Bir de ben Hevsel Bahçesi'nde bir dut ağacı. Orhan Miroğlu'nun Canip Yıldırım'la sohbetini. Çok enteresan bir kitap. Onu okuyorum son günlerde. Ben Orhan Miroğlu'ndan en son Affet Bizi Marin diye bir kitap vardı. Buralardan İsveç'e gitmiş bir bir Ermeni Süryani. Çok uzun zaman oldu. Hayır, komşuları. Midyat'tan komşuları. Çok uzun zaman önce okumuştum o kitabı. Marina'na. Miroğlu deyince bugünlerde Biden Kürt'tü dedi ve ortalık karıştı. Ya ona da öyle bir şey o var, da çok enteresan bir şey. O evet. Ben o meseleyi hasreten takip ettim. Yani bir şey buldunuz mu? Tabii bir şey buldum. Yani Miroğlu sarkastik bir şekilde, nüktedan bir şekilde şunu dedi. Birinden duydum. Biden da Kürt'müş gibi. Tamam mı? Yani bunu aslında bundan medet ummanın, Biden'ın Kürtlüğünden medet ummanın ayıp bir şey olacağını düşünerek sarkastik Miroğlu, bir şekilde yazdı. O niyetle mi söyledi tabii acaba? Tabii sonra kendisini netleştirmek zorunda kalmış. Öbür tweetlerini de okudum çünkü. Evet. Sonra bu tweeti diyor 30 bin kişi okurmuş Orhan Miroğlu'nun. 35 bin kişi rutin. Takipçisi oymuş yani ortalaması. Ben Twitter hesabım olmadığı için bu matematiği bilmiyorum. Programın tanıtımını yaparken hocanın var sizin yok evet. Arkadaşlar Nurcan Hanım'a bir Twitter hesabı açıyoruz. Tamam yani peki. Ama hesap açın. Ben yani bir şey de yazar mıyım bilmiyorum. Çünkü yazarsınız öyle hocam bir arada yazılır. Twitter hocam, ciddi bir yer. Twitter'a bence de yani. Öyle değil mi? O ciddi yani, bir yer. Diğerleri sosyal medya nasıl ama. Nasıl dediniz? Twitter'a girmeyin bence. Değil mi? Evet evet. Bence ya hocam, de. Hocam hesap açtırıyorduk. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani, kestiniz. Yok ben hocamı dinleyeceğim bu konuda. Ya o da onu o da şey kalsın. Biz de tutamıyoruz bazen kendimizi. Yani. Nurcan Hoca hiç tutamaz kendisini bence. İşte bu. İşte bu. Geçen gün Mustafa abinin, Mustafa Kutlu'nun, onu da saygıyla analım buradan. Mustafa abinin bir yazısını, yani eski yazıları
işte tekrar tekrar bakıyorum yani ne oldu ne bitti. Hani ben hiçbir şekilde teknolojiye zaten bulaşmadım diyor. Yani ya önemli, telefon da yok. Kendisi için şunu düşündüğümü yok, söylemek istiyorum. Yok. Mustafa Evin Kutlu diyor, şeyde, bir Yeni Türk Şafak'ta. Büyüğüdür. Bakın tabii. Bence bir Türk büyüğüdür. Kesinlikle. Yani evet. Romancısı, tabii. Yazarı falan. Yani tabii. İngilizler için Dickens neyse. Bizim için de Mustafa Kutlu. Evet odur efendim. Doğru. Odur evdeki efendim. Evdeki kumandaya da basamıyorum diyor. Şeyleri bazen siliniyor. O üstündeki şeyler silinince hani ne neredeydi? Kanalları mı yukarı götürüyor, ses evet. Ayarı mı yoksa başka şeyler mi? Bende de oluyor. Hani üstündeki şeyler silinince de neredeydi? Aranız iyi olmayınca. Hiç yok yani. Gerçekten hiç yok. Evet. Hiç yok. Evet. Bazen böyle şey. Ben de bu aralar Beşir Ayvazoğlu'nun Tevfik Fikret biyografisini okuyorum. Yani Beşir Ayvazoğlu, Beşir Bey de müthiş çalışmalar yapıyor. Haşim de var diyorsunuz çıktı. Tabii evet. Bu tabii çok şey... Neden söylüyorum Haşim bunu? Haşim biyografisi mi yazdı? Haşim biyografisi de var yazdı. Bu yani Fikret, Tevfik Fikret tabii. Şöyle bir şey oluyor. Bende şöyle bir şey oluyor. Yani biyografi okuduğum zaman birçok entelektüele, düşünüre, yazara, çizere, şaire bazı bilgilerle haksızlık ettiğim hissine kapılıyorum. Diyorum ki ya yanlış şeyler yapmışız yani. Her insan... Tabii. Kendine dair bir hayat yaşıyor. Bunun acısı var, tatlısı var, kavgası var, zulmü var, sevinci var. Hı-hı. Yani biri bir şey yaptıysa acaba neden bu böyle? Hı-hı. Hani niçin böyle? Ortaya çıkan sonuç, sebep nedir? Hı-hı. Görüyorsunuz. Ben Beşir Bey de tabii bu konuda çok yetkin bir isim yani. İyi araştırma, çok, müthiş çok. Bir araştırma. Bunu söylemek bizim haddimize değil ama evet. Çok keyifle okuyorum. Şey, evet. Doğrusu tavsiye eve ediyorum. Eve dönen adam, şey tabii. Galip'le ilgili tabii, yazdığı tabii. Sonra şey. Tabii. Evet. Böyle bir açılıştan sonra şimdi biz kalkıp da siyaset mi tartışalım? Yani şimdi olur mu değil mi yani? Tevfik Fikret'i konuşmak, Yahya Kemal'i konuşmak varken. Şimdi siyaset mi tartışalım? Tartışalım. O da günün gerçeği hocam. Dönelim oraya yavaş bu yavaş. Bu beş şehri ilişkin sadece bir türkü var. Onu evet. Söylemek isterim. Şöyle bir türkü bu. Erzurum türküsü. Nasıl methedeyim sevdiğim seni. Şöyle bakın. Erzurum Konya'yı değer gözleri. İstanbul Bursa'yı değer gözlerin, Belhi Buhara'yı değer gözlerin, Bağdat'ı Basra'yı Acem Şiraz'ı, bütün bir dünyayı değer gözlerin. Oh, tamam mı? Güzel ya. Şimdi Bağdat, Basra, Acem Şiraz, Belhi Buhara zaten bütün dünya artık gerisi evet. Önemli değil tabii, diyor. Türkünün... Yani bizim aynı zamanda medeniyet merkezlerimizi gösteriyor. Evet. O yüzden Tanpınar 10 şehri yazsaydı Belhi, Buhara, Acem Şiraz, Bağdat ve Basra da bu işin içinde tabii, olacaktı. Tabii. Müthiş olurdu. O zaman onlar yazmayı bekliyor hocam. Yazılmayı onların, bekliyorlar. Ya, türkü emretmiş. Evet. Evvel emirde sonra ne kadar güzel değil mi? Evet. Türkü, işte tam roman. Bizim emretmiş var, yani. Roman. Yolu göstermiş. Hmm. Yolu göstermiş yani. Belhi Buhara'yı. Mustafa Kara Hoca'nın Bursa, Buhara, Bağdat diye sanırım bir bakın, şey var. Öyle bir çalışması bu var. Bu türkünün ön sözüne göre davranmış bütün evet. Mütefekkirler. İhtimal de bilmiyorlar. Ya doğru olan herhalde bulunduğu yerde dünyaya sağlıklı bakabilmek, temiz bakabilmek ve sahiden iyi özelliklerini, iyi birikimlerini, iyi hasletlerini dünyaya sunabilmek. Yani biz herhalde şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin, düşünce adamlarının en temiz, en masum söylemi ortaya koyduklarını tarafsızca değerlendirirsek görebiliyoruz. Bir ara milli marşları biraz incelemiştim. Hı hı. Farklı çok milli marşlar. Hı hı. Yani buna epey bir 70-80 ülkenin milli marşı. Hatta bir kitap yapar mıyım diye düşünmüştüm. Çok güzel bir çalışma yani olur. Yani mesela demeyin Somali, ya taklit ederler. Yani yapan yapabilir. Ben söyleyeyim. Hadi fikri verdim. Bak canlı yayında veriyorum. Mesela Somali. Buyursunlar diye. Hayır Bey'den şimdi hocam diyorsun. Şöyle bir şey değil mi ya? Tabii ne olacak yeter yani? Yeter ki yapılsın. Yani fikir önemli değil. Söyleyelim. Yapan evet. Yapabilirse yapsın yani. Ben biraz çalıştım üstüne. Epey çalışmıştım. 12 yıl önce İzmir'de program da yaptım buna da. Sokakta oturdum bir program yaptım. Sokakta Edebiyat diye. Böyle her hafta ülkelerin milli marşlarını okuyordum. Yani Etiyopya,
Afrika'da bir ülke. Açlıktan ölüyor insanlar. Zor durumdalar. Şimdi bu ülkenin milli İzmir'de marşında... İzmir'de de bunları düşünmek olağanüstü bir durum yani. Hocam konakta düşünüyor insanlar. Artık nasıl düşünüyor? Konak, onu konuşalım yayında. Tamam konuşalım yani. Konakta insan düşünüyor. Konakta düşünüyor. Bak, Hasan Öztürk İzmir'de epey bir zaman üniversiteyi orada okudu. Hasan Öztürk İzmir'i çok iyi bilen bir insan. Öyle mi? İzmir'e yansıtmıyor yani. Hasan abi. İzmir'i çok iyi biliyor yani. İzmir'de üniversite okumuş. Şimdi İzmir'de de başka bir hava var, bir rüzgar var. Yani orası beş şehire girmemiş ama yani altıncı. Tabii tabii. Belki beş şehrin içinde olması gereken şey. Şunu demeye çalışıyorum. On şehir yazılsa İzmir listeye girer tabii, yani tabii. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Mesela Amerikan Milli Marşı'nda işte şafak vakti düşmanların üzerine saldıracağız. İşte onları mahvedeceğiz. Ve hemen aklıma Bağdat'a ilk saldırdıkları 91-17 Ocak geliyor. Mesela harika. Şafak vakti. Allah Allah diyorum yani milli marşlarında söyledikleri gibi mi yapıyorlar gerçekten? Hmm. Ansızın bir yere Amerikan saldırısı. Gece ateşler, alevler fışkırıyor falan. Ama milli marşta söylüyor. Şimdi Fransız milli marşı... Militarist bir toplum tabii zaten. Tabii yani Fransa milli marşı... Bakın bizim milli marşımızda saldırı yok. Saldırı yok. Savunma var. Savunma. Meşru müdafaa tabii, tabii. var. Şimdi aynen. mesela İspanya, Fransa... Yani çünkü misak-ı milli, kan yani denizine, milli yemin. Tabii tabii hocam, kan denizine yemin dönüştüreceğiz var. Onları diyor. Keseceğiz tabii misak-ı milli, denizi. Milli yemin demek. Hiç işte. Öyle düşünmedik, misak-ı milli, bak bu da enteresan. Ama misak-ı yemin milli demek. Milli sözleşme yani doğru, demek tabii, bu. Tabii yani şey... Hep sınırlarla düşündük misak-ı milli. Şimdi burada... Biz insanlar yemin ettik, imanımız var diyordu ya Ahmet Kaya, öyle bir şey işte yani. Şimdi burada bir yere geldik. Güzel, Ahmet Kaya da misak-ı milli. Tabii yani Ahmet Kaya da bizden. Elbette. Şimdi burada yemin ettik, imanımız var diyor yani. Pardon. Burada Avrupa toplumlarında, Avrupa milletlerinde, bakın kime, hangisine bakarsanız bakın, hepsinde, istisnasız, sürekli bir saldırı, sürekli bir kan dökme, bu güç gösterisi var. Milli marşlarına bakın. Yani ben bunları bir dönem özel ilgi alanımdı, baktım bunlara. Peki yeryüzünde Afganistan diye de bir ülke var değil mi? Şöyle bir milli marşları var. Diyorlar ki sevgili komşularımız, abartmıyorum gerçekten. Allah Allah. Hani Pakistanlılar, Bangladeşliler, işte oradaki yerel halklar. Buyurun gelin birlikte yaşayalım diyor. Ben dünyada kendi topraklarına komşularını davet eden başka bir milli marş görmedim. Acayip bir şey. Bakın insanların o çok modern, dışı çok özel bir şey hocam. Mesela yani. İnsanlara diyor ki karşıda kendi ama orada şöyle demiyor. Amerikalılar siz gelin demiyor. Moderniteye hiç ısınmadı zaten. Evet. Hiç ısınmadı. Ya hocam şimdi orada durdu. Mesela Ruslara demiyor siz gelin Ruslar burada beraber yaşayalım. Amerikalılar siz gelin demiyor. O da belli. O da teniyle, rengiyle, hissiyatıyla, kendini, inancıyla kendini paylaşanlara söylüyor bunu. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani aslında Hazreti Pir Mevlana'nın daveti gibi bir davet değil evet, mi? Evet. Gel. Onlar da onu tabii yani. Ama Mevlana tabii ne olursan ol herhalde daha geniş bir çeper. Ama bu biraz daha farklı. Bu biraz daha bize benzeyenler gelsin diyor yani. Herkes gelebilir ama bize benzeyen, burayı karıştırmak isteyen gelmesin. Modern ulus devletlerdeki gibi daraltıp en sonunda bir etnisiteye, bir renge, bir suya... Onu boğmuyor tabii. Bitirmiyor yani. Tabii. Onu da bitirmiyor. Hocam böyle başlıklar, savruk konular ama önemli meseleler söyleyecekleriniz varsa alayım. Yoksa noktayı koyup gündemimize geçelim. Buyurun efendim. Reklam diyor. Ömer diyor ki bu kadar muhabbet ettik o zaman bir reklam yapalım da sonra ciddi konulara girelim. Evet. Peki o zaman bir reklama gidelim, reklamdan dönelim ve sonra arka planda gerçekten güncel başlıklara geçelim. Arka plan devam ediyor. Öyle zannediyorum ki açılıştaki genel anlamda kültürel başlıklar, değerli hocalarımızın katkıları, açılımları epey ciddi bir beğeni görmüş. İnsanlar böyle şeyler konuşulsun istiyor en azından. Toplumun ciddi bir kesimi bunu istiyor. Çünkü sıkışmış durumda millet. Yani insanların kıstırılmış, biraz da seviyesi düşük, salt aynı tipler üzerinden sürdürdüğü, geceler boyu devam eden, aynı şeylerin tekrarlandığı siyasi tartışmalar. Yani insanlar biraz bunlardan sıkılmış gibi geliyor bana söylenen şeylerden ama gündem de önemli. Bu arada Mustafa Ruhi Şirin, değerli yazarımız Mustafa Ruhi Şirin, çocuk edebiyatında tabii çok şair bir isim, evet, çok evet, önemli bir isim evet. Tabii. Mustafa Ruhi Şirin de diyor ki, türkü dinlemek,
mızdır bir Tanpınar. Çok güzel. Tabii bu arada Tanpınar'ın sevdiği türkülerden birini dinlesek diyor. Çok güzel olurdu. Ama en azından Nurettin Albayrak'ın Tanpınar'ın türküsü kitabını da anmak lazım bu arada diyor. Çok madem güzel. Tanpınar'dan Allah'ın konuşuldu. Evet. Onu da anmış olalım. Evet. Mustafa Ruhi Şirin'e de teşekkür edelim. Ben de şeyi anmak istiyorum müsaadenizle. Anın hocam buyurun. Ben Samsun 19 Mayıs Lisesi mezunuyum. Hı-hı. Eski Marif Koleji Samsun'u. Benim edebiyat hocam rahmetli oldu. Yüksel Yumlu. Tanpınar'ın öğrencisiydi. Öyle mi? Evet. Malumunuz Tanpınar'ı da Yahya Kemal Beyatlı'nın öğrencisidir. Hocam sizin damar çok verimli. Ve dolayısıyla bana böyle bir şey nasip oldu. Hocama da Allah rahmet eylesin diyorum. Anmış olduk. Anmış olduk. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve gelelim gündemin konuşacağımız esas başlıklarına. Şimdi değerli hocalarım, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim yapıldı. Ergün Hoca sizinle başlayalım mı? Amerika'da bir seçim yapıldı. Evet. Soru şu olsun önce. Amerika'da seçimi kim kaybetti? Evet. Kim kazandığı sonra konuşalım. Önce kim kaybetti? Amerika'da evet. Seçimi kim kaybetti? Trump kaybetti bir defa. Ama Trump'ın temsil ettiği bir şey vardı tabii. Yani bunu bir sosyolog proletarya sınıfı diye bir sınıftan bahsediyor. Proletarya sınıfı diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle fabrikaların kapanması, çok fazla yeni göçmen kitlelerin gelmesi sonucunda işlerini kaybeden ve birkaç işte çalışmak zorunda kalan alt ve orta kesimden insanlar diyor. Bunlar Amerikalılar mı? Amerikalılar bunlar. Ve bu proletarya sınıfı diyor kızgındı şeye diyor. Yeni sermaye kesimine karşı. İşte buna bazıları küreselciler diyor. Yani küreselcilere karşı kızgınlar. Yani sadece evet. Sadece parasını daha fazla çoğaltma peşinde olan, toplumun genel istihdam durumunu ve diğer durumlarında hiç umrunda olmayan bu yönetime karşı ciddi bir kızgınlıkları vardı diyor. İşlerini kaybediyorlardı, çok fazla çalışıyorlardı, yoksulluklara doğru. 20 milyondan fazla işsizlik var mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugünkü istatistik. Yani 300 milyona yaklaşan nüfusta 20 milyon işsizlik. Evet, işsizlik var. Ve yani Amerika'daki işsizlik Türkiye'deki işsizliğe benzemez. İşin yoksa yoksun sen. Evet. Hiç yoksun. Akraba yok, tabii. Baba yok, anne yok, dost yok, mahalle yok. Tabii. Ben bir Amerikan firmasında çalıştım. Amerikan firmasının Orta Doğu bölge müfettişi olarak 5 sene çalıştım ben. Tabii buradaki tek kişiydim. Yani irtibat noktasıydım, gidiyordum. Benim bağlı olduğum yöneticim, genel müdür yardımcısına bağlıydım ben. Damadı ve kızı işsiz kaldılar. Üzülüyor vesaire. Dedim yardım ediyor musun sen onlara dedim. Bu hanım da böyle havuzlu, bahçeli, muhteşem bir o Amerikan villalarında yaşıyor. Güzel evde yaşıyor. Yani. Çok güzel evde yaşıyor. Ediyor muymuş? Durun şimdi. Bu aldıkları evi aile, yani damadı ve kızı, 3 tane de çocukları var. Aldıkları evi, ki o mortgage denilen yani krediyle alıyorlar, geri vermek zorunda kalmışlar. Ve kira evine çıkmışlar. Ediyorum tabii dedi. Nasıl dedim? Dedi her hafta sonu geliyorlar ve burada yemek yiyorlar dedi. Şimdi, yardım bu mu? Bu kadar. Tamam. Şimdi kaybeden... Fıkra bu kadar. Bu kadar. Yani bu işte Amerikan toplumu bu. İşsiz kalan kişi... Tamamen bitik. Bizim bakın Türkiye'de krizde, 2001 krizinde şöyle olmuş. Ev birleşmeleri. Yani işini kaybeden annesinin babasının evine. Yanına dönüyor. Ev birleştirmeleri. Ve o dönem çok ciddi beyaz eşya ve ikinci el beyaz eşya ve ev mobilyası açığa çıkmış. Çok ciddi bir şekilde. Geniş aile yeniden yükselmeye başlıyor o zaman. Tabii. Evet, çok ilginç bir şey. Evet. Hani bir söz. Ama orada böyle bir şey mümkün Allah değil. Allah fukaralıktan ayırmasın. Bir laf vardır yani. Ciddi bir karşı. Bu demek yani. Hocam biz şeyde de bunu yaşadık. 89 yılında Balkanlarda yüz binlerce soydaşımız geldi değil mi? Evet. Tabii. Bulgaristan olayı. Bulgaristan meselesinde bacanaklarım vardı işte Yalova'da. Evlerini paylaştılar yani. Tabii.
ekmeklerini paylaştılar. Aylarca, yıllarca. Tabii tabii. Böyle evet. bir kültürümüz var ve bu hakikaten o işte modern bireyliliğin getirdiği açmazları bu savunuluyor ya. Yani çok Amerika'da bu kızgın kitle. Kızgın kitle bir yönüyle kaybetti. İkincisi Hristiyan Siyonistler kaybetti. Avanjelikler dediğimiz Hristiyan Siyonistler çok kızgın olan ve hani o şeyde bir kadın diyavaz bir kadın var. Vaiz. Evet. Saldır evet, diye. Evet. Ya orada da bir kızgınlık var zaten. Bunlar Yahudilerle çok yakın. Yahudiler demeyelim de Siyonist Yahudilerle bir müttefiklikleri vardı. Bence o Siyonist şey siyaset kaybetti aynı şekilde. Cumhuriyetçi otoriter siyaset tarzı kaybetti aynı şekilde. Mesela siz şimdi gözleminizi soruyorum. Baktığınız evet. Amerika'da seçim var. Tabii. Trump gibi bir karakter. Bu bahsettiğiniz epey derin evet. ideolojik bir arka plana ve birikime sahip ve o reflekslerle hareket ediyor izlenim uyandırdı mı sizde? Bu kesinlikle şöyle bir şey. Nasıl evet. ki biz türkülerden bahsettik. O türküleri söyleyenlerin böyle geniş entelektüel sosyolojik derinlikleri yok. Dünyaları, okumuşlukları yok. Ama toplumu doğal haliyle nasıl temsil ediyorlarsa. Hı hı hı. Aynı şekilde ahlakı. Trump da tahayyülleriyle, istekleriyle, siyasi hırslarıyla, yani teşbihte hata olmaz türkü dedik ama başka bir şey anlaşılmasın hı hı. orada. Orada çok büyük bir safiyet var. Burada hı. böyle bir şey yok. Trump... Burada bir ilkellik var. Onu demek evet, istiyorsunuz. İşlenmemişlik. Tabii. Terbiye edilmemişlik. Tabii. Cumhuriyetçi siyasetiyle hı hı. bütünleşen bir doğallığı var. Bir doğallığı var yani. İşte o kızgınlığı temsil edebilen şeyi var. Söylemi var, duruşu var, hareketi var. İşte efendim tahammülleri gerektiğinde alt üst edebiliyor. Ondan sonra çok farklı tavırlar ortaya koyabiliyor. Bunları bilinçli yapıyordu bir yönüyle. Bundan dolayı da onları temsil ediyordu elbette. Söyledikleriyle yani bilinçli bir biçimde efendim proletarya sınıfı var şu bu falan gibi düşünmüyor ama sonuçta kızgın kitleler var. Bunlar bir şeyler istiyor. Ben de bunlar üzerinde bir siyaset yaparsam ciddi anlamda karşılığı olur diye düşünüp hı hı. onun içinde gelen veya ona eklemlenen bir şey, bir liderdi. Ve bu çerçevede de hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde çok ciddi şeyler yaptı. Yani mesela göçmenlerle ilgili evet. Müslüman ülkelere karşı yasaklar koydu. Biden'a oy verme araştırma Müslümanlar üzerine yapılan araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde %69 Müslümanlar Biden'a vermiş, %17. %70'e yakın oy. Tabii. Müslümanlar Biden'a oy veriyor. Biden'a oy veriyor, %17 Trump'a oy veriyor. Neden sizce bu? Neden? Çünkü açık bir şey. Çünkü Biden bu konuda göçmen politikası konusunda daha özgürlükçü. Peki daha Amerika'da yaşayan ama, Müslüman Türkler acaba o %70'in içinde midir? Yani bir de Türkler diye ayrı bir kategori olarak okumadım. Yok, mesela tabii. Yani bilmiyorum. Hayır, buradan baktığımız ama zaman sanki değilmiş için. Gibi görünüyor. Yok değil. Genel olarak. Yani şimdi. Değil mi yani Amerika'da sanki daha diye Trump'a yapmış. Oy vermiş gibi. Ama Müslüman diye hocam Müslüman kategorisiyle bu araştırma yapılmış. Tabii. Yani tahminen dolayısıyla soruyorum yani. Tabii. Türk olabilir, Arap olabilir, diğerleri olabilir. Türklerin oranı çok yüksek değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Değil bir de. Almanya'daki göçmenimiz gibi dezavantajlı bir sınıf değil. Yani Amerika'daki göçmen Türkler orada tahsil yapıp üniversite eğitimi alabilen kitle. Farklı yani büyük şey. Çoğunluğu. Başka evet. bir şey. Yani çocuk buranın en iyi liselerini bitiriyor, gidiyor orada üniversite okuyor ve yani orada Almanya'da kalıyor. Daha çok iş gücü, çalışan daha çok insan. İş gücü, yani evet. işçi statüsünde orada tabii. bulunan insanlar. Evet, dolayısıyla hocam, orada tabii Müslüman evet. göçmenler derken bir takım kısıtlamalar yaşayan insanları grubundan bir sosyolojiden bahsediyoruz. Cumhuriyetçi politikalar orada veya İngiltere'de muhafazakar siyasetin politikaları genellikle göçmenlere karşıt olan politikalarla bütünleşiyor. Evet. Bu nedenle mesela aynı şey Avrupa'da da geçerli. Müslümanlar genellikle demokrat ve liberal partilere oy veriyorlar evet. çoğunluk olarak. Evet, evet. Haklarını çünkü onlar daha çok temsil ediyor. Onlar daha çok gündeme getiriyorlar. Yabancı düşmanlığı teşviki mesela şeylerde yüksek ırkçı Amerikalarda tabii ki.
yabancı düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yüksek. Ve Trump'ın siyasetleri ırkçılık siyasetleriyle de bütünleşiyordu. Yani Amerikan yılığı daha çok ırkçılıkla... Siz Trump'a ırkçı bir başkan diyor musunuz? Yani tam doğrudan mekanik bir biçimde eşittir ırkçılık denmez. Fakat genel olarak siyasetlerine baktığımız zaman otoriterlik var, Hristiyan siyonizmi var. Ondan sonra Amerikalılığı ırk temelinde, soy temelinde, renk temelinde zaman zaman vurgulama var. Nitekim Amerika'da siyahların o yaptığı en son ayaklanma da bunların örneklerinden birisiydi. Fakat Biden'ın yeni söylemlerine baktığımız zaman veya demokratların genelde daha özgürlükçü söylemleri var. Uygulamaları da öyle. Evet. Yani mesela Müslümanlara yönelik 7 ülkeye özellikle uygulanan vize engelini kaldıracağım diyor yani. Hemen Biden bunu söylüyor. Daha önemli Biden bir şey oldu. Yerel düzeyde bunu görüyorsunuz. Ama bu uluslararası açıdan belki ayrıca konuşacağız. Evet. Kaybedenler bence bunlar. Yani bu kaybedenler en son meclis baskınında da gördük. Yani demokraside siz siyasal değişimi seçimle yaparsınız. Tabii. Seçimle getirirsiniz, seçimle götürürsünüz. Tabii. Ama siz baskınla, darbeyle, efendim şiddetle bu değişmeyi yapmaya kalkışırsanız bu yani antidemokratik bir şey. Dolayısıyla Trump'ın taraftarları meclis baskında da ortaya çıktığı gibi bunu yaptılar. Size çok özel bir soru sorabilir miyim? Buyurun, sorun. Siz Ergün Yıldırım olarak Amerika'da yaşasaydınız kime oy verirdiniz? Biden'a verirdim ben. Anladım, peki. Evet. Hocam Amerika'da kim kaybetti seçimi? Amerika'da seçimi hocamın dediğine katılıyorum. Evangelistler, Metodistler ve İsa'nın Kilisesi, Church of Christ dedikleri aslında Protestan mezheplerin Siyonizmin yörüngesine girmiş olan kitleleri kaybetti. Dolayısıyla aslında Amerika'da seçimi Siyonistler kaybetti. Amerika'da seçimi Siyonistler kaybetti. Evet, evet, Siyonistler kaybetti. Şimdi neden? Peki bu bütün Müslümanlar için hani düz mantık baktığımızda çok olumlu karşılanması gereken bir şey değil midir? Bence öyledir. Peki Türkiye'de mesela burada öyle karşılanmadı. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Nasıl yani oldu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la uyum içinde çalışması Trump'ın iyiliğinden değil, Cumhurbaşkanı'nın olgunluğundandır. Hani boğaz dokuz boğumdur diye bir söz var. Evet. Yutkuna yutkuna bir deliye tahammül etti. Bana sorarsanız. Bir de hocam şey var. Türkiye'nin çıkarları için bunu yaptı. Türkiye'nin daha doğrusu hakları için bunu yaptı. Şimdi çıkarla hak kavramı arasında fark gözetmek lazım. Hak sizin hak ettiğinizdir. Ama çalışarak, ama miras yoluyla, tamam mı? Ama Allah vergisi olarak, nasip yoluyla hak ettiğinizdir. Ama çıkar dediğiniz zaman başkasının hakkını gasp başlar. Sizin çıkarınız başkasının hakkını almaya doğru gittiği için çıkar kavramı ahlak sorunuyla ilgilidir modern dünyanın. Ve Amerika'da çıkar kavramı hakla bir kullanılır. Hakla bir kullanılır. Şimdi bu karşımızdaki toplum yanlış bir toplum. Yani, Amerikan toplumu. Evet. Şimdi deveye niye boynun eğri demişler? O da demiş ki nerem doğru ki? Şimdi Amerika'nın neresi doğru ki? Bir defa Amerika dediğimiz devlet Faruk Bey Amerikan rüyası ve çıkar üzerine zenginleşme hayaliyle kurulmuş bir ülkedir. Çok ilginç bir bilgi Tolstoy'dan gelsin. Çok ilginç bir bilgi. Tolstoy bu Slav birliği, Ortodoks birliği için, Slav soydaşları için savaşmak üzere Balkanlara gelen şeyleri eleştirir. Rusları eleştirir. Der ki, bunlar der. Aslında karısını kaybetmiş koca, mangasını kaybetmiş. Manga komutanına ne deniyor? Manganın başında olana. Manga komutanı, subay. Dükkanını kaybetmiş tüccarlardan oluşmaktadır. Bunlar kaybetmiş ve ahlaksız bir kitledir. Bunların bütün muradı
öyle soydaşlara katkıda bulunmak falan değildir. Adriyatik'ten gemiye atlayıp Amerika'ya gitmektir. Tamam mı? Evet. Şimdi Amerika bundan oluştu. Hı-hı. Ama hı-hı, eski dünyadan canını kurtarmak için kaçanlar da vardı. Kimlerdi bunlar? Yahudiler. Can havliyle gittiler Amerika. Ya Amerikan rüyası için değil. Yani yer yoktu onlara. Onlara kalacak yer yoktu. Kaybedenler onlar mı şimdi şu dönemde? Şimdi aslında kaybedenler Amerika. Amerika'nın takke düştü, kel görüldü. Durum budur. Takke düştü, kel göründü. Keli ortaya çıktı. Müsaadenizle tamamlayayım. Şimdi ilk oraya gidenler en kalabalık kitle Sydney'den, Sydney'den Dublin'e kadar. Evet. Tamam mı? Şeyden, Moskova'dan Lizbon'a kadar Yahudilerdir. Fas'a kadar Yahudilerdir. Yahudiler orada buluştular. Başka dil, başka akaid, binlerce yıl ayrı yaşamışlar. Yahudiler buluşuyorlar. Ve şunu öğrendiler orada onlar. Bütün sinagogları bir sinagog altında toplamayı. Bunu öğrendiler. Bunu yapmak zorunda kaldılar ayakta durmak için. Sonra da Hristiyan teolojisini çalıştılar. Yahudi alimler. Çok değerli bilim adamları var içlerinde. Şüphesiz. Ama aydın değil. Bakın, bilim adamı olmakla aydın olmak bir değil. Ben bilim adamıyım. Aydın mıyım? İnşallah nasip olur. Layık olurum. Mümkün. Aydın olmak başka bir şey. Aydın insanlık namına sorumluluk alandır. Bütün insanlık namına. Bütün insanlık namına sorumluluk onlara alandır. Onlara neden aydın demiyorsunuz? Aydın demiyorum. Çünkü onlar bu bilgileri var ya. Bu 100 sinagogu birleştirip bir sinagog yapma becerisi var ya. Evet. Bu becerilerini Hristiyan teolojisini de çalışarak Hristiyanlara sattılar. Ve evangelistleri, metodistleri ve diğer başka mezhepler daha var altında. Bunlar Amerika'da 100 küsur milyonu falan buluyor yani. Evet, hiç evet. Şaka bir nüfus değil. Çok ciddi bir şey. Kurdular. Bir araya getirdiler. Fakat kendi millet kavimlerine doğruyu söylediler. Onlara yalan söylediler. İşte o yüzden aydın değilim. Yani Siyonizmi kurdular. Siyonizm demek seküler Yahudiliktir. Bizde Kemalist neyse, Yahudiler Kemalizm neyse, Yahudilerde de Siyonizm odur. Dinsizdir Siyonizm. Siyasal Yahudilik. Siyasal tabi dinsizliktir yani. Kemalizmle tam karşılıyor mu bunu? Neredeyse. Kemalizm dinsizlik değil elbette. Ama şöyle söyleyeyim, yani koca bir geçmişi bırakıp bir ırk temelinde küçük bir şeyle düşünmek ve dünyayı algılamak, bu manada benzetiyorum. Bu manada evet, benzetiyorum. Theodor Herzl diyor ya, biz şey değiliz, bizim meselemiz din değil diyor. Biz tabii, diyor, biz tamamıyla siyasalız. Kavmiyetçilik güdüyorlar. Evet. Ve bu Hristiyanların kitapları olan İncil'lerde şu üç cümleyi bulup çıkardılar Faruk Bey. Bir, Yahudiler seçilmiş halktır. İki, İsa Kudüs'e, Siyon Dağı'na, Zeytun Dağı'na inecek. Üç, orada Yahudiler tövbe edecekler, tövbeye gelecekler ve Hristiyan olacaklar. Bu üç cümle üzerine kurulu bu mezhepler. O zaman diyorlar ki, bizim tamamımız Allah'ın muradı olan İsrail Devleti'nin kurulması olmalıdır diyorlar. Tamam mı? Buna inanıyorlar ha. Ve buna orada Kabala'yı görüyorsunuz. Yani bunlar şimdi bu şeylerde FETÖ'cü ablalarda görülür bu. İşte bilmem ne için bilmem kaç tane Fetih Suresi okuyoruz bu akşam. Değil mi? Evet. Bilmem neyin olması için vesaire. Aynen onlar da şu anda ben takip ediyorum. Bu Biden'in seçilmesine karşı mahvolduk, bittik, gittik. The blowest İsrail, bizim sevgili İsrail'imiz gitme diye ağlıyorlar ve bilmem ne duaları, tesbihatları birbirlerine öneriyorlar. Şu anda gerçekten ben takip ediyorum bu. Şimdi bir video yapılıyor da arkasına yorumlar yazılıyor ya YouTube'da. O YouTube'daki şeylere bakıyorum. Öyle ya, karşımızdaki kafa ne kafası yani? Hangi adamlar var karşımızda? Böyle bir irrasyonel adam. Şimdi bu ne yaptı biliyor musunuz? Bu şöyle bir şey. Zombileştirilmiş bir Amerikan halkı. Zombileştirilmiş.
Bir defa din kadim bir şeydir. Dinle oynanmaz. İki şeyle oynanmaz. Dinle ve dille oynanmaz. Hı hı. Oynadın mı din ve dil intikamını alır. Tamam mı? Alır. Oynadı, oynayan herkes şeye uğramıştır bir şekilde. Gadri uğramıştır bir şekilde. Ve bunlar dinle oynadılar. Adamları manipüle ettiler ve bir ülke dolusu zombi yarattılar. Zombi. Karşınızdaki adam şey değil. Bir bu. İkincisi zenginlik için bir araya geldiler. Brad Pitt'in bir filmi şöyle bitiyor. Orada adamın biri sonra diyor ki niye diyor şey yapıyorsun diyor, paramı vermiyorsun diyor. Bu diyor ahlaka sığar mı diyor. Ahlak dediğin şeyin diyor ülkesi vardır diyor Brad Pitt. Amerika bir ülke değil ki. Tabii. Amerika bir işletmedir diyor. Çağ. Bir çağın adı. Bir, Amerika bir şirkettir diyor. Tabii. Amerika maluf, bir maluf da buna benzer bir şey. Amerika bir ülke değildir. Amerika bir şirkettir. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bütün o zaman şirkette yönetim kurulu başkanı değişti yani. Ha tabii tabii öyle. Şimdi öyle ne oldu? Şirketse yönetim şimdi kurulu ne oldu? Evet. Bu evangelistlerin yükselmesi Amerika'nın temel unsuru olan Boston-Philadelphia hattı vardır. Zeka eliti vardır. Evet. Ağırlıklı İngilizlerden oluşur bunlar. Bu Osmanlı zekasının, aklının devre dışı bırakılması gibi Amerikan hukukunun, sisteminin de devre dışının bırakılışıdır evangelistlerin baskın hale gelmesi. Aynen. Ve bu Trump'la başlamadı. Kiminle başladı? Bunun en yoğun zamanı oğul Bush'tur. Bush'la başladı. En yoğun zamanı oğul Bush'tur. Şimdi bugün, pardon... 2-3-4 gün önce bu dua ediyoruz, bilmem ne gösteriyoruz, bilmem ne yazıp çiziyorlar ya bu zombiler birbirlerine. O zombilerin yazdığı sitede şöyle bir şey var. Ben Türk basınında rastlamadım. Yani özür dilerim, Türk basını sanırım Amerika'yı öyle ezberden okuyor. Sanırım. Bunun da nedenini konuşalım. Ayrıca bu önemli bir şey. Niye böyle okuyor? Bir hiçbirinde rastlamadım. Siz rastlatırsanız söyleyin. Şimdi bir Biden başa gelir gelmez ya annem bile Biden diyor ya. Onların hiçbirisi Erdoğan tam olarak değil. Erdoğan. Yani biz biden diyelim şuna ya. Niye Biden diyoruz diye. Biden işte kardeşim yani. Aynen öyle. Biden diyelim yani. Biden derken kendim böyle Amerikan aksanlı konuşmaya çalışan ortaokul talebesi gibi hissediyorum yani. Herkes kendi aksanıyla söylesin. Şimdi öyle değil hocam, mi? Ben, şimdi özür dilerim. Şu çok önemli. Ergün hocam şöyle bir şey. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bir şey çıkıyor. American Ambassador to Israel. Amerikan'ın İsrail Büyükelçiliği'nin adı ne olarak değişiyor? Evet. Çok ilginç. Amerikan Amerika'nın İsrail Gazze şeridi ve Batı Şeria Büyükelçiliği olarak değişti. Ve millet sokaklara döküldü. Kıyamet kopardılar, ondan sonra kaldırdılar. Bu şu demek, 1967 öncesine, şu 6 gün savaşları öncesine İsrail'in o sınırlara dönmesi ve buralarda West Bank'ta yani Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlilerin haklarını tanınması, İsrail'in de oradan çekilmesi veya iki devletli çözüme gidilmesi. Evet. Tamam anlamına geliyor. Bu anlama geliyor. Bu anlama geliyor. Bu anlama geliyor. Hemen kaldırdılar ama niyet şey oldu. Açık oldu. Açık oldu. Açık edildi. Niyet açık edildi. Evet. Cin şişeler tabii. Çıktı. Bu Müslümanların lehine bir gelişmedir. Fakat bir şey daha var. Bunu dengeleyeceği bir şeyi daha yapıyor. Bunu böyle yapıp bir şey daha yapıyor. Bu çok enteresan bir şey. O da şu, birçok terörist unsurunu İran'ın tanıması. İran'ın terörist unsurlarını tanıyor. Tanıması. Yani Biden yönetimi tanıyor. Evet. Ya da evet. Sizin deyiminizle Biden. 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 Evet. Yani araya diyorum annem bile Biden vallahi diyor yani. Niye demek zorunda kalsın? Eğitimli kadın. Çok doğru. Niye, çok. Niye demek zorunda olsun? Ya diyemezsin, telaffuz edemezsin. Onlar Faruk derler mi yani? Faruk ben, demek için. Orada adım ne evrelerden geçti? Nursan, Nurkun. Bir Nurcan dedirtmeyi başaramadım. Mümkün değil. Yok.
Başaramadım. En son J ile yazdım da durumu kurtardım yani. O da biraz. Evet. Neyse şunu demek istiyorum. Şunu demek istiyorum. İran'ı serbest bırakacak. Nerede? Irak'ta. Bakın Irak'ta bütün tarihi boyunca ilk defa Şii bir idare kuruldu. Şeyle beraber, o oğul Bush'la beraber. O ipini tabii Bush'la başladı. Yani Saddam sonrası. İlk defa. Bu ne demek biliyor musunuz? Hı-hı. Bir tabir vardır. Atın önüne et, itin önüne ot koymak. Bu zulümdür. Oranın coğrafi yapısına, Bağdat'ın ulema bilgisine, Bağdat'ın kültür birikimine... Aykırı bir şeydir. İhanettir. Hmm. Tarihi bilmemektir, anlamamaktır. İngiltere Osmanlı'dan Bağdat'ı koparıp orada Irak'ta manda idaresi kurduğunda aynısını tatbik etti. Nüfusun çoğunluğu Laşeyh %70'i Şii'dir ama Sünni idare kurdu. Arap Şiiler bunlar ama. Arap Şiiler. Farsi değiller. Yok Arap Fark etmez Şii. Bakınız üstadım Müslüman için din ve mezhep çok esas bir şey. Evet. Aslında Batı için de öyle. Bakın Amerika'yı mezheple anlıyoruz. Almanya ile Avusturya nereden kırılıyor? Mezhepten. Niye iki ayrı ülke? Aynı dil Kuzey İrlanda, İrlanda'dan nasıl kırılıyor? İskoçya niye? Bütün markalar, Alman markaları. Et mezheptir yani. Aynen. Polonya'yı bu kadar dertli yapan şey ne? Slav ırkı. Niye Polonya diyebiliyor? Niye Rus değil? Çünkü Katolik. Katolik. Yani bunu hani biz dini kaldırdık diye dünya kaldırmadı yani. Dinle anlamaya devam edeceğiz meseleyi. Çok büyük bir cümle kurdunuz hocam. Bu tartışmaya açık bir. Biz dini kaldırdık mı? Biz dini kaldırdık da aydınlarımız en azından bu ülkeye dinle bakmayı yani gönül gözüyle bakmayı bu ülkenin insanına çoktan bırakıp bilimsel olarak bakmaya başladıklarından beri bu mesele bu milleti affedersiniz haşa huzurdan salak yerine koydular. Salak yerine koydular. Kendilerinin salaklaşmasını çoğalttılar. Bu Irak'taki Şii idarenin bugün Suriye dediğimiz şeyin sebebi budur. Bakın yanlış hesap Bağdat'tan döner. Hocaya bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra dönüp bir şey önemli. Bu çok önemli. Buyurun hocam, şimdi siz bir ekleme yapacaksınız. Biden meselesi Türkiye'de neden böyle algılanıyor? Bakın Ergün Hoca da Biden diyor. Helal olsun. Bana çok özel bir soru sordunuz, cevap verdim. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Ben tabii Biden'i kişisel olarak beğenme açısından hocaya da soracağım şimdi. Onu temsil Hemen sorup döneyim mi? Hocam Amerika'da yaşasaydınız siz kime oy verirdiniz? Biden, Biden'e oy verirdim. Biden'e, evet. İki Biden'e oy çıkıyor. Mecbursam. Tabii. Bana kalsa ikisinin de canı cehenneme de. Verilmeyiz, tabii. Yani mecbursam, yani ikisinden birini seçmek zorundaysam tabii ki Biden'i seçerdim. Şimdi Türkiye'de çünkü Trump neden? Gerçekten zırdeli. Buyurun. Neden Türkiye'de böyle farklı algılatılıyor? Hı hı. Çünkü Türkiye'de bahsetti ya hocam aydınlar dedi. Bu aydınlar Biden'i Erdoğan'a karşı bir imge olarak üretmeye çalıştı. Tabii. Bu önemli bir şey bir defa. Hmm. Ama o da bunu söyledi. İkinci olarak tabii onu da diyecekti. Yani geldi bir dedi de, ki Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz dedi. Bunun için bir çalışacağız dedi. Biden dediğiniz gibi bunu adeta şey yapacak biçimde o tür açıklamalarda bulundu. Hmm. Yani efendim seçimle değiştirilir, seçimle gelir. Sana mı kalmış bu ülkede? Bu halk, bu millet kimi seçimle getirir, kimi seçimle götürür? Sana mı kaldı yani bunu söylemek? Bu hadsizlik tabii yani. Biden'in yaptığı da ciddi bir hadsizlik. Hı hı. Fakat aynı Biden daha önce mesela 15 Temmuz sonrasında da Türkiye'ye gelmiş. Hı hı. Canım o zaman, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Birileri ona o umudu vermişler ki o da öyle söylüyor. Aynen öyle. Yani şimdi bir ya da bir dakika, o birilerine o umudu veriyor olabilir. Yani hırsızın hiç suçu yok mu? Hayır, tersi de olabilir bunun. Bir dakika, siz şimdi, istemezseniz de kim iyilik yapar ya? Bilmem hocam, belki şimdi, kalbi temiz biri vardır. Tabii çok, burada hele Amerika'da. Son dönemlerde özellikle kendi düşüncelerini, kendi siyasi arayışlarını bir Amerikan başkanı olma durumu olan kişi üzerinde gündeme getirmek çok ayıp bir şey yani. O problemli. Yani bu ülkeyle ilgili Erdoğan'ı benimsemeyebilirsiniz. Siyasetini eleştirebilirsiniz. Siz kendiniz aynı bir siyaset. Git savunursunuz. Toplumu ikna edersiniz. Toplumda o zaman yeni bir siyasete kabul der. Evet. Bu savunulur.
Yok, kendi ülkenin bu sefer darbeyle değil de bu sefer seçimle, destekleyerek seçimle yapalım. Yani siyaset şey yoluyla diyor. Lütfe diyor. Yani bunlar hakikaten hem uluslararası ilişkiler açısından çok ciddi bir problem. Tabii. Ama bence daha çok buna sarılarak Türkiye'de siyaset yapma çabasında olanlar için çok üzücü bir şey yani. Ya Nuray Mert yazdı. Çok ağlayarak seyretmişler yemin törenini. Bir denin. Yani yemin töreni. Beyaz Türkler. Ya yemin töreni de. Ağlamışlar seyrederken. Kadın nefret kusuyor yani. Şimdi haklı olarak. Sayın Cumhurbaşkanı mesela Trump da çok Türkiye ile ilgili olumsuz şeyler söyledi. Tabii canım. Ama Türkiye'yi yönetmenin tepesinde yer alıyorsanız siyaset gereği olarak batıracağım susarsınız, konuşursunuz, başka davranırsınız. Biz onu bilemeyiz. Hı hı. Dolayısıyla birden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının açıklaması oldu. Yani devletler arası ilişkilerde tabii her ülke kendi çıkarlarını düşünür ve ona göre hareket eder. Fakat Biden'in kalkıp işte diyelim Ermenilerle ilgili bir takım ifadeler kullanmış. Hmm. ABD başkanlarının özellikle demokratlar içinde bu her seçim dönemlerinde yapılır. Ama 24 Nisan mıydı? 24 Nisan'a gelince de farklı bir değil. 23-24. Ermeni soykırım iddiası olduğu dönemde. 24 Nisan. 1915. Dolayısıyla o seçim döneminde ortaya konulan, yani Biden de tek değil bence. Orada yani demokratları temsil eden insanlar var, kadrolar var, bir söylem Peki, var. Peki o zaman şuradan burada da geçelim. Soruyu da alın, öyle devam edin. Buyurun. Nurcan Hoca'ya da tekrar aynı şeyi soracağım. Şimdi kim kaybettiği konuştuk. Hı-hı. Peki bu arada kim kazandı? Evet. Ve şöyle, soruyu şöyle genişletelim. Amerika'da kim kazandı ve o kazananlarla Türkiye'de şu andaki mevcut yönetim, AK Parti iktidarı, Sayın Erdoğan, şu anda Amerika'da kazananlarla neden sanki uzakmış, tersmiş, ters kutuplardaymış gibi görünüyor? Ben öyle Amerika'da kim kazandı açıkçası mesela? Ama dediğimiz gibi Türkiye'de bir dönem işte Biden'in o açıklamaları ve Türkiye'de Biden'in gönüllü temsilciliğini yapan çevrelerin ürettiği bir takım söylemler nedeniyle o tür bir algı oluştu. Hı hı. Dolayısıyla devlet düzeyinde sonuçta devamlılık esastır. Amin. Ona göre bir siyaset uygulanır. Türkiye'nin yapacağı da budur. Yani Türkiye'nin meselesi değil ki Biden veya başka birisi gelir. Hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu toplumun çıkarlarına uygunsa ona göre hareket edilir, ona göre çalışılır. Burada bence Biden'in tabii biz yani Biden'e oy verir derken söylediği şu şeyler önemli. Mesela Paris İklim Konferansı'nda Trump vazgeçmişti. Bu yani dünyada en fazla doğayı kirleten sonuçlara yol açan Amerika Birleşik Devletleri, onun endüstrisi, onun diğer şeyleri. Tabii. Ama bu konuda adım atması gerekirken çekildi. Şimdi Biden diyor ki ben ona tekrar döneceğim diyor. Sonra koronavirüs konusunda kocaman bir Amerikan rüyası var ya, güçlü bir ülke, her şeyi görür, her şeyi çözer. Başarısız oldu yarım ülke. Milyon insan öldü ya. Yarım milyon insan öldü. Ya yarım milyon az bir şey değil ha. Tabii 500 bin insan ne demek? İkinci Dünya Savaşı'ndaki rakama ulaştılar. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettikleri rakama ulaştılar. Çok enteresan. Yani Sakarya gibi bir şehrin, beldelerinin, köylerinin, merkezinin hepsinin Allah korusun ölmesi demek yani. Yarısı. 1 milyon Sakarya. 1 milyon. Evet, 500 bin yarısı. Bak Sakarya'yı da hiç dilinden düşürme. Düşürme kesinlikle. Yurdunu seven adamdan zarar gelmez. Sıla hasreti insanı faşist olmaktan kurtarır. İki de bir gidiyor. Hocam bir daha söyleyeyim. Sıla hasreti insanı faşist olmaktan kurtarır. Herhangi bir şey. Sen sadece Sıla'nı seviyorsundur. Başkasında gözün yoktur. Dolayısıyla senden faşist olmaz o zaman. Ben ona öyle bakarım yani. Evet. Yine Biden diyor ki biz diyor bu ırkçılık politikalarından, yabancı düşmanlığı politikalarından vazgeçeceğiz diyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu tür açıklamalar demokrasi açısından olumlu açıklamalar. Ama yarın bunu ne kadar uygular, nasıl uygular onu bilemeyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık eski Amerika Birleşik Devletleri değil bence. Hı-hı. Bunu hem koronavirüs meselesinde çok apaçık bir biçimde gördük. Hem de meclise yapılan saldırıda gördük. Yani düşünün dünyanın en güçlü ülkesi olarak devleti, istihbaratı, 3-4 tane istihbaratı var, FBI var, CIA var, bilmediğimiz var. Türkiye gibi ülkelerde çok gönüllü sözcüleri var, ne bileyim böyle bir ülke. Canım liberalizmin çıktığı yer yani. Evet ama... Yani
İngiltere'de ülkenin, çıktı ama orada yeşerdi orada yani. Orada yeşerdi. Çok doğru. Tabii Fransız İhtilali'nden önce tabii, değil mi? Tabii. Bunun ilk uygulayıcısı olarak Amerika Birleşik Devletleri. Bir şey çıktığı yerde yeşeremez zaten. Evet. İslamiyet Mekke'de yeşerebildi mi? Gibi. O nedenle evet, böyle bir ülkede dünyaya yani Tocqueville kalkmış Amerikan demokrasisini yazmış. Bunu işte model dünyaya sunuyor. Fukuyama kalktı, tarihin sonu dedi. Yani Hegel'in teziyle artık dünya demokraside, serbest piyasada Amerika'nın idealleriyle tamamlanıyor. Tarih son derken bu. Tamamlanıyor tarih. O olanı yazmıyor. Evet. Olması istediği istediği şeyi. Duasını yapıyor. Fukuyama tabii bir aydın değil. Onun duası aydın değil. Dediğiniz gibi Fukuyama bir aydın değil. Amerika'nın bir yeniçerisidir yani. Tabii aslında, tabii bu kadar. Şimdi iki dakikada Fukuyama'yı da gömdün. Buyurun hocam. Dolayısıyla şimdi bu kadar demokrasiden evet, bahseden vesaire kocaman bir ülke kalkıyor, meclisi basılıyor. Hı hı. Ve çok affedersiniz dünyanın gözünde maskara oluyor. Şu geldi aklıma. Bir dönem Sovyetler Birliği aşılmaz güçlü, telergüler, istihbarat, şu bu vesaire. 20 yaşında bir tane deli dolu adam Matyas kalktı. Eski püskü bir uçakla Moskova'nın merkezine indi. Açtı gitti değil mi? Matyas Rus galiba. Alman. Alman. Tabii. Alman Alman. Matyas evet. Kalktı. Ne istihbaratçı ne büyük ajan oraya indi. Oraya indi. Ve bu Sovyetler Birliği'nin dünya üzerindeki korku imgesi yerle bir oldu. O Matyas şimdi ne yapıyordur? Yaşıyor ne mu yapıyor acaba? Bilmiyorum. Yoksa Rus ceza. Kumar oynamış bilmem ne yapmış evet, bir öyküsü vardı çok enteresan. Evet, evet. Seminer yaptırmıştım bir öğrencime onu. Sınırların aşılması konusunda. Şimdi enteresan, aynı şey bence bu Amerikan demokrasisinin ve Amerikan rüyasının sonu açısından o meclis baskını oldu. Tabii. O kadar etkili mi yani o? Bence kesinlikle çok büyük bir şey oldu. Yani başka bir tiyatro gibi geldi bize. Darbe yapan, başka ülkelere başka bir sürü şeyi yapan. Ama düşünsene yani White House. Ama bakın beyaz ev, demokrasi, yani bazı güç, şeylerin tiyatro ajan, mümkün değildir yani. Burada evet, bu aslında mızrak çuvala evet, sığmadı. Yani evet, değil mi hocam? Evet, evet. Çünkü normalde gelenektir. Hı-hı. Bilmem ne kapısında şeye kadar yürünür. Hı-hı. Ondan sonra demin törenine geçirir. Ailesiyle birlikte. Bir de aile yürüyerek değil bir ordu şeyle polis gözetiminde, FBI şimdi, gözetiminde kapıya kadar otomobille geldi. Evet. Otomobilden de yarım saat geç çıktı. Neler olduysa ciddi bir suikast tehdidiyle karşı evet, karşıya. Günlerce uyardı zaten evet, bu konuda. Şu anda ciddi bir suikast niye? Çünkü bir ülke dolusu zombileri var. Yani bakın Allah'ın da bir hesabı vardır. Bize 15 Temmuz'da yapılan şey bizim zombilerin eliyle yaptırıldı. Ama burada evet, çelişiyorsunuz hocam. Niye? Söyleyeyim. Şimdi Allah'ın bir hesabı var demek. Hı hı. Biden'ın normal şartlarda Biden'in Biden'ın Müslüman dünyası için Amerika'da yaşayan %70 hayır 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 bakın şimdi bir dakika şunu diyorum. Hayır hayır ben sizin sorunuzu anladım. Aha. Ben sizin sorunuzu anladım. Çok zeki bir adamsınız. Yani sizi iltifat etmek estağfurullah ne haline de. Estağfurullah hocam. Yok olur mu? Evet. Diyorsunuz ki siz ama iyi de bunlar Filistin'e topraklarını geri verecek. Bunlar iyiler vesaire. Evet yani o ne zaman kadar çabuk kanıyorsunuz derim ben de size. Bunlar evangelistlerin yükselişini sınırlamak istiyorlar. Kim yükselecek onların yerine? Boston, Philadelphia hattı. Yani İngiliz aklı mı? Esas Amerikan, Anglo-Sakson Amerikan aklı. Esas Amerika'nın kurucu olan aklı. Devreye girecek. Devreye sokmaya çalışıyorlar. Bu zombileştirmeyi durdurmaya çalışıyorlar. Çünkü bu zombilerle bir yere kadar. Bizim zombilerse, yani FETÖ'cüler, bakın evangelistlerin işi okul açarak insan yetiştirmektir. FETÖ'cülerinki aynıdır. Bağış toplarlar. FETÖ'cüler ama FETÖ'cüler aynıdır, orada daha çok Biden'a destek verdiler. Nerede? Amerika'da. Ya onlar çünkü Trump Türkiye ile iyi anlaşıyor diye Biden'a destek verdiler. Ha, Türkiye karşısında tabii canım. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Otomatikçiliği. Ya adamda akıl yok ki adam zaten zombi. Yani orada FETÖ'cüler böyle sanki şuurla mı davranıyor? Şuurlu olsa FETÖ'cü olmaz zaten.
Aklı başında değil ki zombi adam yani. Şu mesiyanik yani, mesiyanik bir yönleri var. E tabii ruhan sınıfı oldu yani. Bakın. Ne oldu biliyor musunuz? Hı hı. Başa döndüler. Hristiyanlık, Protestanlık ruhban sınıfını kaldıracağım diye geldi. Evet. Şimdi bir ruhban sınıfı icat ettiler. Çok seküler. Köleliği kaldıracağım, eşitliği getireceğim dediler. Şimdi zombiler, şuursuz insanlar icat. Gönüllü köleler artık bunlar. Evet, sürüler yani. Sürüler bunlar artık evet. Yani. Ve bunları gem almalarına imkan yok. Çünkü hı hı. Bunların sahipleri var. İrade sahibi insan değil. Yani askerde askere bir komutanın emir veremesidir değil mi? Bir kişinin zombileşmesi mesela. Tabii. Çünkü tabii. Şeyhine soracak. Tabii. Gidecek şeyhine soracak. Bağlı hani, olduğu yerin dışında başka tabii, bir şey. Tabii ironi ediliyor bu bir dizi var şu anda. Neydi onun adı? Kırmızı Oda. Orada bir kız var yani delirmiş, şuurunu yitirmiş. Dedeler, dedeler, şeyhler, şeyhler. Yani onlar ne derse onu, yani bu birinin bu kadar insanın iradesinin birinin güdümüne girmesi delirme halidir. Delirme hali, psikolojideki karşılığı bu. Dolayısıyla ha ya masum bunlar delirdiler. Öyle değil, hayır hayır. Bunlar gönüllü olarak böyle yapıyorlar. İsteyerek yapıyorlar. Çünkü Baudelaire'in dediği gibi bu işten %100 çıkarları var. Anladım. Ha, bu işten hocam bence buyurun, bu hocam. Meclis baskını bir defa Amerika'nın kendi müttefiklerinin dünya üzerindeki güvenliğini sağlama rüyasını ciddi anlamda karizmasını çizdi. Yani tabii ki. Kendi merkezinin güvenliğini sağlama sorunuyla yüz yüze kaldı. Siz orada sahiden Amerika'da şey. Beyaz Saray'da evet. Kontrol dışı insanların girip etrafı dağıtıp dünyaya böyle bir fotoğraf verdiğini, her şeyin normal ve doğal seyrinde geliştiğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ben aynen öyle görüyorum. Burada bir tiyatro, burada bir başka bir şey aramıyorsunuz. Yani bak yani Amerika Birleşik Devletleri hı hı. Dünyada kendi rüyasının, imajının çizilmesini, karartılmasını ister mi? Tabii. Hollywood'da yaptığı nedir? Bilmem kaç tane askerleri için bizim askerlerimizin başına çuval geçirdi. Yani kamuoyunun yani. Algı dünyasında ne olur? Yani doğal bir insanı düşünelim. Tabii, ya tabii. Bu adam kendi meclisini koruyamıyor. Yani bu dünyanın güvenliğini nasıl koruyacak? Tabii. Bu kadar açık ve net. Ve hele hele günümüzde etnik çatışmaların yükseldiği, ikide bir isyanların olduğu. Yani Paris'in ortasında günlerce insanlar isyan etti. Düşünün. 99'da da banliyölerinde isyan etti. Peki yarın şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir soru daha sorayım. Dünyanın en medeni denilen ülkelerden. Şöyle bir şey daha soralım. Oradan evet. Ne düşünüyorsunuz? Mesela Çin, mesela Rusya. Hı. Bu kadar sıkı kapanma politikaları uygulayan ülkeler ve karşılarında onlara nazaran daha açık bir toplum. Daha devletin içine de sızma ihtimalim var. Daha oradaki olanı biteni açık bir şekilde görme ihtimalin de var. Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı'na siz yalancının tekisiniz diye soru soran gazeteci tipi de var. Tabii. Şimdi dünya şöyle düşünmez mi? Bir tarafta sürekli korumacı, sürekli içe kapanık, sürekli ne olduğunu bilmediğin bir muamma ve devasa bir güç. Öteki taraftaysa evet bir güç ama açık, ama şeffaf, tabii. Kısmen görülebilir. Şimdi dünya, kafayı takarsan anlarsın. Tabii, anlarsın, anladığın evet, bir şey. Evet. Yani burada bu çok güzel anlayabiliriz. Yani tabii. Soruyu şöyle toparlayalım. İnsanlık şunu düşünmez mi? Burası daha tehlikeli, daha garip, daha doğru. Kapanmacı. Doğru. Burası açık. Buraya belki bunlar da müdahale ediyor olabilir. Buradaki değişiklikleri bunlar da tetiklemiş olabilir. Ama burası nihayetinde fikri olan herkesin bir şekilde bulunabileceği bir yer diye düşünebilir mi insanlık? Elbette. Onun için bu bir imaj zedelenmesi midir yoksa başka bir şey mi? Şimdi imaj bence zedelenmesi... Bence itibar kaybı. İtibar kaybı. Çok ciddi bir itibar kaybı. Bu dünya hakikaten çok ciddi anlamda çok farklılaşıyor. Bunun için bazı araştırma şeyler, teorisyenler isyan çağı diyor. Ben de katılıyorum ona. Bir isyan çağı dönemi yaşıyoruz. Her kıtada, her coğrafyada çatışmalar var, ayaklanmalar var. Yığınların ne yapacağı belli olmama durumu var. Ve bir de bu uydu teknolojisi bunu ciddi anlamda, bu yeni dinamizmi gören merkezler uydu teknolojilerini de kullanıyorlar. Türkiye gezi olaylarında bunu yaşadı. Evet. Bu var ama elbette dediğiniz çok doğru. Yani Sovyetler, Rusya'da bir muhalefet partisi, genel muhalefet partisi ne yapılıyor? Yani işte protesto ediyor diye
tutuklanıyor, bilmem ne yapılıyor. Ama Türkiye ya Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz veya Avrupa'yı konuşuyoruz. Bunlarla Çin'le mukayese ettiğimiz zaman insanlar burada protestoları yapabiliyorlar. Şiddete yönelmedikçe de bunlara öyle şiddetle de müdahale edilmiyor. Ondan sonra bir sürü siyasi partiler var. Türkiye'de birçok siyasi partiler var. Muhalefet var. Genel ana muhalefet parti. İşte sol muhalefet var. Milliyetçi İYİ Parti var muhalefet. Diğer muhalefetler var. Dolayısıyla bir siyasal çoğulculuk var. Bu dünya elbette ki tercih edilir bir dünya. İnsanlar ya ekmek için ya da özgürlük için bir yerlere kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Tabii, işte Türkiye'ye kaçıyorlar. Çin'e gideni duydunuz kaçıyorlar. Mu yani? Çin'e para kazanıp gelmek için gidiyor. Evet, ama Amerika'ya beyin göçü var. Beyin yani. Göçü var. Dünyanın ya daha insanı özgür, daha kendini ifade edebiliyorlar yani. Ya bu açıdan elbette Amerika'da demokrasinin olmasının getirdiği ciddi avantajlar var. Ama bu Rusya'da yok, Çin'de yok. Yok tabii. Dolayısıyla yani Çin'e dünyanın kadar tercihi de nereden yana, nereden hangi şimdi, tavırdan yana olur? Ya yani hani Osmanlı neden Balkan'daki kitleler için önemli oldu? Evet. Değil mi? Tabii canım. Çok Müslüman değildi. Evet. Neden adaletini sağlayabildi? Değildi ki şu anda orada değiliz. Yani zorla Müslüman yapmış olsalardı. Değil mi? Zaten aynen nasıl İspanya'da zorla Hristiyan yaptılar. Hı hı. Değil mi? O, 750 sene kaldık Berlin biz. Konferansını hocam demiştiniz ya mesela. Evet. Sözünüzü unutmayın ya. Yahudilerin o talepleri mesela. Tabii. Yani çok önemli. Şimdi bakınız. Amerikan sistemi hiç öyle bunlar gene başladılar ne Osmanlıcılık yapmaya vesaire diyenlere peşin söyleyeyim. Ben evet. Ne Osmanlıcılık yapmıyorum. Karşıyım da buna. Şu yüzden karşıyım. Çünkü Türkiye bunu beceremez. Ha, yani, o kapasitesi Türkiye bu kudrette değil. Kudrette değil, kapasitesi öyle yok. Bir realitesi yani ya, yok. Şey Arapça yani. Bilmiyor ya Türkler. Ha, çok iyi. Yani nasıl ne Osmanlıcı olacaklar? Farsça bilmiyor. Yani sizin Fatihiniz yarım düzine dil biliyordu. Yani bugün yarım düzine bilen aydın yok Türkiye'de. Geçtik devlet adamlarının bilmesini aydın, yani. Aydın yok tabii. Yani anlatabiliyor muyum? Şey yani şimdi elmalarla armutları karıştırmayalım yani. Bunlar apayrı şeyler. O Osmanlı hakikaten bir yani Nazım Hikmet diyor ya bu davet bizim. Tabii. Biz bir davette bulunduk. Ve onlar bizim şemsiyemizin altında yaşadılar. Yani bugün akademik kariyer demek taşı gediğine koyma anlamına geliyor. Yani. Taşı gediğine kim iyi koyuyorsa ünvanın rütbesi falan yükseliyor yani. Yani o bahsettiğiniz evet. İnsanlar neredeler yani? Aydın falan. Değil çok, mi? Neredesiniz tabii canım yani? Yani çok evet. Şeyler bunlar. Şimdi bu şaka bir şey değildir. Evet. Çok meşhur bir tarihçimiz, çok saygın bir tarihçimiz. Bir gazeteci ismi verebilir miyim? Tabii buyurun istediğiniz. Taha Akyol'a bir röportaj veriyor. Hı hı. Yani Taha Akyol da değerli bir aydındır. Çok şaşırdım. Orada şöyle bir cümle var. Şükrü Hanioğlu. Evet, yani çok severim. Külliyatından çok istifade ettiğim, yetişmemde katkısı olan bir insandır. Şöyle bir cümle. Osmanlı sistemi fena değildi şeyler, azınlıklar ve gayrimüslimler açısından. Ama 1789 Fransız ihtilalinden sonra artık gayrimüslimlerin taleplerini karşılayamazdı, geri kalmıştı diye bir yorum var. Hanioğlu mu söylüyor bunu? Evet. Evet. Yani röportajda böyle okudum. Fakat bakın 1789'dan sonra tamam. Bu tarihten yaklaşık 100 sene sonra 1878'de 8. neredeyse 100 sene işte Berlin, 90 Sultan sene Abdülhamit sonra geliyor. Berlin Konferansı'nda Osmanlı-Rus Harbi gerçekleşmiş. Evet. Ayasofya'da burnumuzun dibinde gelip burada anlaşmayı yapmışlar. Evet. Ve Ayasofya'ya kadar gelmişler. Tekrar bunların Bulgaristan'ın kuzeyine çıkarılması nasıl gerçekleşti? Evet. Çok ilginç bir şey bu. Bu şununla gerçekleşti. 1878'de Avam Kamarası'nda yani İngiliz parlamentosunda Yahudi milletvekilleri ilk defa dış politikada bir legislation yani yasa teklifine lobiyle giriyorlar. Mücadele veriyorlar. Hı hı. Aman buralardan Osmanlı idaresi kalmasın. Osmanlı idaresinin kalktığı her yerde Yunanistan'dan Rusya'ya kadar bakınız Yahudiler
can korkusuyla yaşarlar, hı hı, ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Buralarda Osmanlı idaresi devam etsin diye Yahudi milletvekilleri lobi yapıyorlar. Osmanlı tarafını tutuyorlar. Şimdi peki bu bilgiyle demin size alıntıladığım bu yorum çelişki halinde değil mi? Evet. Evet. Peki, ciddi çelişki halinde. Ciddi bir çelişki. Evet. Bakınız ben bu bilgiye, hı hı, İngiliz parlamentosundaki mukaleme mazbataları yani müzakere zabıtlarından eriştim. Minutes of the meetings eriştim. Yani bunu ben nereden öğrenebilirim? Bu İngiliz parlamento zabıtları, yani pardon müzakere zabıtları. Karşı onlar zapta alınıyor. Bizim mecliste de zapta. Meclis tutanaklarından ulaşıyor. Çok güzel. Meclis tutanakları ağzınız bal yesin. Den eriştim. Şimdi biz nedense Osmanlı tarihi çalışanlar, hı hı, iki durumla karşı karşıyalar. Ya neo Osmanlıcılıkla suçlanırız ya yayılmacılıkla ya da şövenizmin, övünmeciliğin tuzağına düşeriz. Popülizm yani. Toplam. Popülizmin kucağına düşeriz. Yani aradan çıkmak çok az Allah'ın sevgili kuluna nasip olmuştur. Yani İlber Ortaylı gibi, Halil İnalcık gibi çok az. Kemal Karpat gibi. Kemal Karpat Kemal gibi. Hoca, evet. Ve bunlar enteresandır. Üçü de Tatardır. Yani şu, tabii. Yani, hocam vurguyu yaptı. Neden şu, yani Tatarlara gelin olduğum için değil. Şunun için. Üçü Tatardır, bir de Tatar Ramazan var. Var. Hayır bunlar altından bir ayağının altından bir halının çekilmesi gibi memleketsiz kalmanın, tabii, ne demek olduğunu bilmişlerdi o yüzden. Öbürleri Mustafa Kemal savaşmış, bir sürü Türk şehit olmuş. Doğru. Sen bu memlekette yayıla yayıla. Bakın bu Amerikalıların şükran günleri falan var değil, evet, mi? Evet. Ecdatlarına minnetlerini dile getirdikleri şükran günleri var. Hiçbir şükran duyma. Bu konuda çalışıp iyi şey söyleyene de yani Şükrühanoğlu'nu kesinlikle tenzih ediyorum. Ama yani, enteresan bu. Ama bu hakikaten kendisiyle bu hususu görüşmek isterim yani. Bir virgül koyalım mı? Gidip dönelim. Ergün, tamam, Hoca'yla devam edelim. Tamam. Hiç unutmayın. Tam kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Fakat Biden, Nurcan Hanım'ın tabiriyle Biden yönetiminin... Yok, Türk diline Biden uymuyor. Biden. özellikle Orta Doğu'daki Kürt siyaseti tam adını söyleyerek tarif etmeye çalışıyorum. Yani İran, Suriye, Irak ve Türkiye bu bölgede ne planlıyor? Ne var kafasında? Hı hı. Buradan belki içeriye HDP'ye kadar gelmeliyiz diye düşünüyorum. Araya gidip dönelim sonra konuşalım. Çok kısa bir ara. Tekrar içeriye döndük. Arka plana devam ediyoruz. Doktor Nurcan Özkaplan Yurdakul ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la birlikte. Araya gitmeden önce Ergün Hoca bir virgül koydu, müsaade etti. Araya gittik ve döndük içeriye. Hocam o virgülden itibaren toparlayın, tamamlayın. Şimdi Nurcan Hocam, Türkiye'de bazı insanlar yemin töreni esnasında ağladı deyince çok ilgimi çekti yani. Ağlamış ya. Tuhafınıza mı gitti? Şöyle, şimdi din sosyolojisiyle ilgili çalışmalarda, evet, Daniel Bell çok önemli bir sosyolog ve sivil din diye bir tezi var. Sivil din. Din, evet. Yani, hı-hı, kilise, hı-hı, dışında, hı-hı, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının yemin töreniyle gerçekleşen, kutsal kitaba yemin edilen, hı-hı, bütün bir ulusun efendim iştirak ettiği duygularıyla, ilgileriyle. Ona bir ayin töreni gibi mi bakıyor? Buna ritüel diyor. Buna, hı-hı, sivil din diyor. Bu sivil dinin en önemli ritüeli de bu diyor. Kolektif bir aidiyet sağlaması, diğer dinlerde olduğu, hı-hı, gibi, ondan sonra bir İncil'e yemin edilmesi, başkanın herhangi bir insan olarak değil de yani bu işte bu sivil dinin başındaki otorite olarak kabul edilmesi, bu açıdan çok ciddi analizler yapılıyor bu literatürde. Ama onu küçük yani küçüklüğümüzde hep o ritüel böyle yorumlanabilir. Mesela bir ülkenin milli marşı söylenirken o anda orada bulunanları da aynı şekilde yorumlanabilir tabii, değerlendirebiliriz eğer öyle bakıyorsak. Bunu ilk defa bilimsel olarak analiz eden, ortaya koyan, kavramsallaştıran kişi, evet,
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sosyolog. Ve bunu da yani orayı açıklamak için kullanıyor. Evet. Yoğun bir biçimde. Hakikaten böyle bir karşılığı demek ki toplumda var. Ve Türkiye'de insanların da bu ritüele ağlayarak katılması, bu sivil dine bir mensubiyet var mı yok mu diye bunu gündeme getiriyor yani. Enteresan bir şey. Yani nasıl biz ümmet dediğimizde yeryüzünde bütün İslam'a teslim olan insanların ortak bir bilinci kastediliyorsa, politik olarak değil yani bu. İnanç üzerinde bir aidiyet. O nedenle hac denince aynı şeyi duyar. Ezan okununca aynı şeyi duyar. Ondan sonra oruç deyince aynı şeyi anlar. Bir sürü şey, simgeler, ifadeler, renkler, yeşil renk, ne bileyim, peygamberin gül olarak sembolleştirilmesi vesaire. Tabii. Ortak bir anlam, ortak bir dil, anlaşırız. Ama burada da böyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dini var, sivil din. Ama Türkiye'den insanlar da ona katılıyorlar ve ağlıyorlar, oraya ait hissediyorlar. Tam bir zombileşmenin pratik hali hakikaten yani. Hocam, tırnak içinde şey, ümmet olmak böyle bir şey gerektirir. Yani o da evet, Amerikan. Öyle değil mi yani? Bir o zaman bu da bir Amerikan ümmeti olmaktır. Tabii yani. Herhalde. Ama İslam ümmeti değil, Amerikan ümmeti. Amerikan ya da ümmeti, herhangi bir şeyin fakat, ümmeti yani. Fakat evet, gerçek İsevilik teolojisi üzerine dayalı olsa başımla beraber. Elbette. Amen. Evet, evet. Ya İsa başka, Christ başka, bir. Evet. İkincisi hangi İsa? Hangi Pavlus'un İsa'sı mı? Hangi İncil? Tabii. Yani bunlar mutabık olacağız, uzlaşacağız diye dini dönüştürmüşler, dinle oynamışlar. Evet. Dinle ve dille oynamak insanla oynanmak, oynamaktır. İnsanla oynanmaz. İnsan oyuncak değildir. Peki. Hocam, İnsanın izzetini azaltan bir şeydir. Doğru. Siz noktayı koydunuz mu? Bu açıdan şu, yani evet, Türkiye'de bu bahsettiğimiz insanlar aslında geniş kitleleri temsil etmiyorlar. Hala Amerikan rüyasına inançları olan kişilerin ortaya koyduğu tepkiler bunlar. Ama kişisel beklentileri yani, de olabilir. Kişisel beklentileri olan... Yani dönem değişen şeyler vardır, ilişkiler vardır. Siz bir anda eğer bunu gözyaşlarıyla takip eden bir akademisyenseniz, bir gazeteciyseniz ya da bir siyasiyseniz birdenbire o büyük Amerikan dönüşümünde kendinize buraya dair bir yol buluyorsunuz ve buradan yıldızınız parlıyor. Belki oraya ait olmasanız da devri ve dönemi yakalama adına bir tercih gibi de görünüyor bu. Pragmatist ilişkiler de evet, gözyaşı olmaz. Olur hocam ya. İnsanlar gerçekten çok para kazanınca yani, ağlayanlar da var ya. Yani, tamam da o sevinç gözyaşı. Çünkü gözyaşı sayılmaz. Daha o da öyle bir şey. Hissiyatla ilgili bir şey. Beni üzen o. Evet. Yani bir Amerikan ümmeti hissiyatına katılma üzen bir şey. Yoksa elbette yani o dediğiniz çıkar ilişkileri olan insanlar olabilir. Fakat ya ama Amerika'ya hala, bir şirket demiştiniz. Hani devlet değildi. Ama hala Türkiye'de şöyle bir biz şey var. Biz demiyoruz, onlar diyorlar. Evet. Bakın, Soğuk Savaş dönemiyle birlikte 45'lerde Yalta Konferansı'ndan sonra Türkiye'nin dahil olduğu Amerikan dünyası içine işte Türkiye'de milyoner insanların yetiştirilmesi, Türkiye'de işte impalalarla gezen insanların olması, zenginlerin türemesi, evet, Amerikan Hollywood filmleriyle bizim hepimizin zehirlenmeye başlaması bir yönüyle bir Amerikan rüyası realitesi vardı Soğuk Savaş döneminde. Ve buna inanan insanlar, en iyi okul Amerika'da okunur. Amerika'ya gidip gelen insanın devlet içinde yıldızı parlar. Hacca gidip gelmiş gibi. Evet. İnsanlar o nedenle bu ilişki. Hayır, hacca gidip gelmiş ilişki, gibi değildi ama öyle oluyordu yani. Ama bence bu ilişki artık değişecek yani. Bu ilişki artık sürmeyecek. Bence bunların göremediği bu. Türkiye Soğuk Savaş döneminde artık çıktı. Yeni bir siyaset arıyor belki. Bunu daha tam kurmadı. Ama artık geriye de dönmeyecek. Yani Türkiye artık Soğuk Savaş dönemindeki tarzıyla Amerika ile ilişkilerini sürdürmeyecek. Kimi kastediyorsunuz? Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri. Bu önemli ama Türkiye derken siz kimi kastediyorsunuz? Türkiye mesela derken, geri dönmeyecek derken kime ve neye kefilsiniz? Şuna yani dünyanın ve Türkiye'nin içinde oluştuğu yeni gerçeklik değişti bir defa. Türkiye'de iktidar değişti mesela. Daha somut konuşalım. Başka bir iktidar geldi. Hiç fark etmez. O da geri dönmeyecek mi? Türkiye'de bence artık bundan sonra... Artık üstüne koymak zorunda. Altına bakın, düşemez. Bence kim eskisi gibi gelsin? Amerika hayranı olan, evet,
Amerikalı lobilerle iş tutarak siyasete gelme çabasında olan insanların dönemi bitti. Halk onları tutmayacak. O işte bahsettiğimiz Amerikan ümmeti hissiyatını taşıyanlar tutacak. Sosyal liberallerin bir kısmı o partilerin etrafında dolaşıyor. Ama o artık hocam halk Türkiye'de... tutmayacak diyorsunuz. Soru olarak soruyorum lütfen. Yani bakın biz... soru. Şimdi Biden diyor ki, yani sizin bidonunuz diyor ki seçimden önce Türkiye'de iktidarı değiştirmemiz gerekiyor diyor. Değiştireceğiz. Bunu diyor siyaset yoluyla yapacağız. Hayır, şuraya varacağım. Evet. Şimdi bugün Türkiye'de iktidarı değiştirmek demek ne demek? İki tane blok var. Türkiye'de iktidar değişebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ben, Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı 20 yıldır yönetimde. Hayır, başka bir şey getireceğim. Şimdi sorumu sorayım. Buyurun. Şu hocam, Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz diyor. Yani Erdoğan bu koltuğa yapışmış değil. Halk oy vermediği zaman kalkacak ve şimdi, gidecek belli. Fakat Amerikan yönetiminin Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz demesi. Şu anda ortada iki ittifak var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Ve oyları birbirlerine o kadar çok yakın ki değişebilir. Değiştiği an sizin iddianız şu. Amerikan güdümündeki yönetimler artık Türkiye'de iş başına gelemeyecek diyorsunuz. Peki Türkiye'de ama iktidarı değiştireceğiz diyen kişi Amerika'da başkan oluyor. Türkiye'de de iktidar değiştiğinde kamuoyu genel olarak ne düşünecek? Bakın, Amerikan yönetiminin güdümünde bir değişiklik olduğuna inanmayacak mı bu millet? Bakın, çok farklı bir şey var. İki şey var. Bir tanesi ya Biden buradaki ümmetçilerinden birisinin, birilerinin, gruplarının yönlendirmesiyle konuşuyor. Ya da Biden hala... Bu yeni bir iddia, başka bir hala şey. Hala Soğuk Savaş döneminin bilinciyle bakmaya devam ediyor. Hmm. Tabii. İkisi de, çünkü ihtiyar. Evet. Kuşak 78 olarak yaşında. Dolayısıyla bu çok devam ediyor. Çok realist bir bakıştım. Bakın, çünkü ihtiyar diyor. Ya iyi de yani adam... Yani siyasette yaş çok önemli. Elbette önemli. Biyopolitik diye bir şey var. Bir şey daha misal. Kamala Harris ne oluyor bu arada? Biz bakın Amerika rüyasının parçası olduğumuz zaman, hepimiz Amerikan ümmeti olduğumuz zaman Charlie'nin melekleri ne hayrandık, seyrediyorduk. O bir tane ne kolomb vardı? Polis. Komiser kolomb. Ve köyde trafo attığı zaman Charlie'nin meleklerini biz nasıl kaçırdık diye. Dallas öyle, Charlie'nin melekleri öyle, onlar öyle. Ama Türkiye'de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dizilerine hayranlıkla peşinde koşan insanlar yok artık. Gerçeklik değişti, sosyoloji değişti. Şimdi bence bu diziler, zaten amaçladığı insan tipini ortaya çıkardı zaten. Şimdi yani, bakın ne oldu? Buyurun. Şu oldu. Türkiye ve dünya, herkes Soğuk Savaş döneminden geçti. İki kutuplu dünya. Evet. Biri Sovyetler Birliği'ydi. Birisi de Amerika Birleşik Devletleri, NATO Atlantik Paktı ama Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin, şunu unutmayalım, bağımsızlık savaşını Avrupalı devletlere karşı verdi. Bunu Amerika unutmadı. Unutmadığını şöyle gösterdi. Birinci Harp bitti, Wilson geldi, Versailles Sözleşmesi'nde düzeni okurdu. Evet. Tamam mı? Sonra ikinci harp oldu, birbirlerini yediler. İki tane bomba attı. Biraz da asker getirdi Avrupa'ya. Affedersiniz, denize pisledi, ortak oldu ve dünya düzenini kurdu. Evet. Tamam mı? Avrupa ve Avrupa'ya dedi ki şimdiden sonra ben ne dersem onu yapacaksın dedi. Parmak salladı. Onlar da tamam abi dediler. Ve Türkiye, İsmet İnönü'nün dediği gibi yeni bir dünya kurulur. Türkiye o dünyanın içinde yerini alır. Aldı. Bunda bir sorun yok. Sorun şurada. Türkiye'nin aydınları, Türkiye'nin siyasileri tarihlerinde ikinci kez, bakın ikinci kez, bir İttihat ve Terakki döneminde olduğu gibi, iki o devirde dışarıdan akıl alarak davranmaya başladılar. Ben hep bahsederim, bir daha söyleyeceğim. Edward Ingram diye bir değerli İngiliz tarihçi ve aydın adam bir kitabında şöyle diyor ve bunun konferansında da bulundum. Diyor ki, bugün de olduğu gibi diyor. Kitabı 80'lerin sonunda, 90'larda yazıyor. O zaman da, yani 19. yüzyılda dünyanın geri kalanı gelip Avrupalıların, yani bugünkü Amerikalıların onları yönetmesini beklerdi. Bunun bir istisnası vardı, Osmanlılar diyor. Osmanlılar kimseden akıl alarak
davranmazlar. Alıyormuş gibi yaparlar. Kendileri için doğru olana kendileri karar verirler. Şimdi soğuk savaş düzeni dünyayı zombileştirme hareketi aslında. Hmm. Ya komünist olacaksın. Evet. Ya liberalist olacaksın. Arası yoktur. Türkiye'de sağcılar Amerikan himayesinde kalalım diye çırpındılar. Solcular Rusya, Sovyet Rusya himayesine girelim diye çırpındılar. Bu yüzden kalem oynattılar. Düşünmeyi bir tarafa bıraktılar. O dönem Cemil Meriç şöyle bir laf etti. Düşünce özgürlüğüymüş diyor. Ne özgürlüğü? Düşünen kaç adam var ki diyor. Düşünmeden mi kalem oynattılar? Düşünmediler. Tabii. Düşünmeden kalem oynatılabilir mi hocam? Tabii tabii oynatılır. Şey yaparsınız. Trene binersiniz. Hmm. Yani bu insan olma, aydın olma, vatandaş olma, politikacı olma sorumluluğunu almamaktır. Anladım. Bu sorumluluğu almamaktır. Bu sorumluluğu Allah'tan o dönemde Soğuk Savaş'ın bitimine doğru bu ülkenin başında olan biz de üçümüz de o dönemde büyüdük. Bir adam geldi bu memlekete. Bir güzel adam geldi. Turgut Özal. Turgut Özal partisinin adını Ana Vatan Partisi koydu. Ne demek bu? Biz burayı idare ederiz. Bu parti bu ülkenin partisidir ama ana vatanın dışında da bir vatan vardır. Yani onun bu söylemini kim adapte etti? Sonra Erdoğan adapte etti. Gönül coğrafyamız dedi. Bir vatan. Ana vatan burası, başka vatanlar da var. Vardı. Anlamına mı geliyordu ve ana vatan partisi? Oralarda, oralara yönelik sorumluluklarımız ve bundan dolayı da doğacak haklarımız var. Bu sorumluluğun icrası için sahip olmamız gereken haklarımız var. Turgut Özal Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni kurdu. Hı hı. Çok ciddi bir şey. Evet. Yani Rusya'da Türk iş adamları o kadar projelere kiminle girdiler? Özal onun hazırlığını yapmasaydı, hı hı, Soğuk Savaş'tan bu ülkeyi Özal yerden kaldırıp çıkardı. O zamana kadar ya unutmayınız, Menderes'in başını yiyen neydi? Rusya ile ilişki kurma denemesiydi. Değil mi? Borç istedi. Amerika hayır dedi. Sonra oradan borç istedi. Ekonomi sıkışmıştı. Ondan sonra Amerikalılar darbeyi yaptılar. Bizim çocuklar başarmış dediler. Artık bu herkesin malumu. O 80 tabii bizim çocuklar meselesi. Tamam da o bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Tabii ki bizim çocuklar canım yani. O bir kalıp artık yani. O artık bizim bir kalıp. Çocuklar. Bizim çocuklar işlerini iyi yapıyorlar. Bizim çocuklar söz dinliyorlar. Doğu Perinçek sizin gibi düşünmüyor. Şimdi Doğu Perinçek tabii. Şimdi şöyle bakınız. Doğu Perinçek bir politikacı. O milli bir darbeydi diyor. O diyor Türkiye'yi rayına oturtan bir darbeydi. Şimdi şöyle. Doğu Perinçek bir siyasetçidir. Hı hı. Tabii olarak... Tabii olarak mesela o Avrasyacı. Hı hı. Yani Çin, Rusya ve İran ittifakından yana bir kişi. Mesela Kasım Süleymani için şehit diyebilen bir insan. Evet. Bence benim yani şehidim Haçlı değil. Yani Haçlı Şabi'nin başı olan bir insan değil. Yani. Hı. Kasım Süleymani ne yapmış? Düzenli ordusuyla mı İsrail'e savaş açmış? Evet. Buyursun açsın da göreyim. Evet. Terörle yaptığın zaman sayılmaz. Sayılmaz. O sayılmaz. Teröristin derler sana. Hizbullah'ın eliyle yaptığın işi sana terörist derler. Sayılmaz. Dolayısıyla ona şehit. Şimdi niye böyle diyor? Çünkü Doğu Perinçek devletin bir kanadında bir şeyi temsil ediyor. Yani o onu temsil etmeli. Bu alternatiftir. Yani anladım. Dolayısıyla evet. Türkiye Özal'la birlikte müttefiklerini seçmiştir. Müttefiklerine kendisi karar vermiştir. Thatcher'la da arası iyiydi. İyiydi. Bush'la da telefonda konuşurdu. Gorbaçov'la da görüşürdü. Tabii. Davos'a da gitti. Davos'a da gitti. Ve unutmayın orası. Özal denize de girdi. Denize de girdi. İlk mebuslar meclisi seçiminde, Cumhuriyet'teki ilk mebuslar seçiminde Libya mebus seçip gönderdi. Kendi kendine. Mebusunu seçti, gönderdi. Hı hı. Bir vilayet. O İstanbul ümmetinde yer alıyor çünkü. Tabii tabii o. Ve dolayısıyla madem diyor bunu Ankara tevarüs etti diyor. Evet. O zaman orada devam edeceğiz. Yemen'de vekil seçip gönderdi. Özal Türk müteahhitlerini ilk defa dışarı çıkardı. Ve ilk işlerini Libya'da yaptılar.
Özal hiç konuşulmuyor gerçekten. Yani evet. Özal o mebus, hiç yok gibi. O mebus teşekkür ederiz ama size yer yok diye gönderildi o zat. Hakikaten çok acı bir hikayedir. Kimse de gelmiş çantasını ve ceketini almış. Kalemiyle gelmiş. Ben de mebusum diye. Muhteşem bir şey yani. Gerçekten filmi yapılacak bir şey. İnsanın gözleri yaşarıyor yani. Tövbeye getirir insanı dediklerin evinden bir şey. Misak-ı Milli'nin sınırları o zaman bildiğimiz gibi değil. Bu da bir Misak-ı Milli. O kendisi tabii, yeminini vallahi etmiş. Evet. Yemin etmiş yani. Dolayısıyla şimdi Özal kimi arkasına aldı biliyor musunuz Faruk Bey? Kimi? Soğuk Savaş döneminden alacaklı olan Türkleri yanına aldı. Bu ülkenin. Bu ülkenin Soğuk Savaş döneminden alacaklı olanları. Yani nerede bu Türkler? O dönemin yoksulları. Türkiye'deki, tabii, bu ülkedeki elbette. Kafkasları, Orta Asya'yı kastetmiyorsunuz. Hayır, burayı diyorsunuz. Evet. Bu iş için seçilmesi gerekiyordu. Hayır, manevi bir destek de belki kastediyorsunuz diye. Hayır, bakın, Türkiye içindeki desteğini söylüyorsunuz. Nüfuz coğrafyası dedi o ona. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız gönül coğrafyası diyor. Tamam mı? Fakat bu kavramın çıktığı yer Celadet Bedirhan diye bir Kürt beyi var. Bedirhanlardan. O Atatürk'e 1933'te bir mektup yazıyor. Beni bu mektupta Orhan Miroğlu haberdar etti. Hakikaten minnettarım. Mektup sitem ve teşhis ve tedavilerle dolu. Sitem ediyor. Diyor ki siz diyor iki Türkiye kurdunuz diyor. Paşa Hazretleri diyor. Birisi Misak-ı Milli'nin yontulmuş şeyleri üzerinde kurduğunuz dahili Türkiye'dir. Bir de harici Türkiye var diyor. Harici Türkiye'ye ilişkin sizin sorumluluklarınız var diyor. Ve Irak ve Suriye coğrafyasını işaret ediyor. Sizin buraya ilişkin sorumluluklarınız var diyor. Çünkü diyor Atatürk'e. Tabii bunların boynu Osmanlı'dan sonra büküldü. Ve o gün bugün de boynu bükük geziyorlar şeyleri hariç. Marksist terminolojisiyle söylersek komprador burjuvaları hariç. Tamam mı? Anladım. Dolayısıyla bu ülkenin dedi ya artık dönmez şeyden. Evet. Hocamın Soğuk Savaş iklimi bitmiştir. Türkiye Soğuk Savaş sonrası diplomasi ve dış ilişkilere pratize etmiştir. Ve bunun da yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi vardır. Evet. 30 yıllık reflekse dönüşmüştür. Bu ülkenin insanı, bu ülkenin başındaki adamın, liderinin, cumhurbaşkanı olur, başbakan olur, başkalarının önünde böyle emir alan adam olmasına bir daha affetmez. Peki. Ha, ama bu Soğuk Savaş'tan istifade edenler de vardı. İşte onlar Biden'ın gelmesine seviniyorlar. Neden? Çünkü onlar alışmışlar başkalarının aklıyla davranmaya. Anladım. O sürsün istiyor. Ben yine de tekrar başa dönüp tekrar o zaman neden Biden diye sormayacağım. Çünkü onu açıkladınız, konuştuk onu. Bu arada şuraya dönelim mi? Yani Soğuk Savaş döneminden çıkıp yeni bir siyasete yönelmenin çok önemli bir örneği de mesela İsmail Cem çok farklı bir background'da gelen bir insan. Dışişleri Bakanı olduğu zaman Bosna'ya en fazla yardım eden kişilerden birisi olmuş. Elbette. Mesela. Kesinlikle. Bu yani CHP geleneğinden geliyor, bilmem nereden geliyor. Tabii, fikirleri bize uyar uymaz. Efendim, hocam CHP geleneği Museli'dir yani. Museli kökenlidir. Ayıp bir şey değil söyleyelim yani. Evet. Ama o dönemde Saraybosna'ya destek veriyor. Çünkü artık Soğuk Savaş döneminden çıktık. Balkanlar bizim önemli bir işte gönül coğrafyamız. Buraya ilişkin bizim sorumluluğumuz var. Dedi. Sorumluluğumuz ve oraya gerekli adımları o da atıyor. Yani Suriye'de iç savaş patlak verdi. Evet. Yani Halep'le ilgili Sayın Deniz Baykal çıktı. Burası bir Sünni kentidir ve öyle kalacaktır dedi. Bu kadar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla daha önce genel başkanlık yapmış bir isim bunu söyledi. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye'de insanların Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, MHP'li hatta HDP'li, İYİ Partili olması çok önemli değil. Burada mesele büyük fotoğrafta ayağın buraya basıyorsa tamam yani farklılıklar olabilir ama ayağın burada mı? Ayağın buradaysa, kökün buradaysa, buradan besleniyorsan benim için şahsen bir vatandaş, yurttaş olarak söylüyorum benim için bir sıkıntı yok.
İstediğin evet. partiyi destekleyebilirsin ama aklın bir yerde, tek ayağın burada, öteki bambaşka bir yerde, o pek fazla sağlıklı gelmiyor bana. Bu dış politikadaki sürekliliği de şuradan anlayabiliriz. Evet. Özal Libya'yı Türk müteahhitleri açtı. Hı hı. Ve o Libya'yla kurulan, yapılan anlaşmayla bugün hı hı. Doğu Akdeniz'de Türkiye yenen haklarını geri alabildi. Yani o Libya ile o ilişki kuyup, yani dolayısıyla dış politikadaki sürekliliği de hocamın bahsettiği gibi burada görmek lazım. Şimdi burada Kürt başlığına döneceğim ama şu da var söylediğiniz şey, mesela eskiye geri dönüş olmaz. Evet. Nurcan Hoca da dedi ki bir daha asla herhalde artık bunun üstüne çıkmak koymak zorunda. Koymak zorundalar. İktidar değişse bile bunun üstüne tabii. koymak zorunda. Tabii. Peki. Etkilenmiyoruz dediniz. Amerika'nın o filmlerinden, dizilerinden etkilenmiyoruz. Yani belki kültür emperyalizmi yapamıyoruz. Yani, bir de şu var. Etkilenmiyoruz belki ama acaba etkilenmemek de kabul etmiş olmak anlamına da gelmez mi? Artık etkilenmediğin şeye dönüşmüş de olabilirsin. O da bir ihtimaldir. Tabii bu yani konsümerizm, tüketimcilik yani o da bir ihtimaldir. Onu da onu da görelim evet. O da yani var. Müsrifliğini de bu ülkenin tabii canım Amerika'dan yani. Öğrendiğini etkilenmiyorsan onun gibi olmuşsundur. Yani ona dönüşmüşsündür artık. Onu örnek verirken bizim dünyada ilişki kurma biçimimizin Amerikan merkezi ve odaklı olduğunu söylemek evet. istedim. Yani evet. Türkiye'nin bir köyünde muhafazakar bir köy, bizim köy milliyetçi ve mezhepeliydi. En hı-hı. sevindiği dönem Refah Partisi ile işte Erbakan'la Türkeş'in ittifak yaptığı dönem. 91 evet. Tamam. Hı-hı. Böyle bir köy düşünün. Ve o köyde insanlar işte ya Charlie'nin melekleri elektrik gittiği zaman bunun için üzülüyorlardı. O şeyi söylemek istiyorum. Anladım. Ama Türkiye bugün artık dünya ile çok farklı biçimlerde ilişki kuruyor. Yani tabii kültürel ilişki çoğullaştı. Medya ilişkileri değişti, uydu teknolojileri gelişti, isteyen Uzak Asya, Koreyan pop yani dinliyor. Belki çok başka bir başlık. Hindistan ayrı. Filmlerini veriyor Kanal 7. Evet. Böyle bir çoğullaşma var ve tamam. bizim seçenekleri tercih etme imkanımız var. Tabii canım var. İnsanlar tercih edebilir ama yani. O söylediğim şey çok başka bir başlık. Belki ayrı ve önemli evet. tartışılması lazım. Şimdi dönelim Biden evet. ve Kürt meselesi, Orta Doğu. İran'da Kürtler var. Evet. Ergün Hoca. Şeyde var, Irak'ta, Suriye'de, Irak'ta var, Türkiye'de. Suriye'de ve burada milyonlarca insan yaşıyor. Bu insanların bir dili var. Evet. Bu insanlar Kürtçe konuşuyorlar ve kim ne kadar bunu böyle değil dese demeye çalışsa da bu insanların ciddi ve büyük bir kısmı bağımsız bir devlet kurmak istiyor. Çok açık. Bu son kısmı biraz tartışmaya açık. Bence de. Hayır hayır. Türkiye'de mesela, yapılan araştırmalar hayır hocam, var. Hayır hocam Suriye. Irak. Yok. Şeyde hayır, bağımsız Irak. Devlet kurmak istiyor diyor. Suriye'de tabii, diyor. Tabii yani ve nasıl Suriye. Nasıl tartışmaya açık? Şurada bir sene iki sene önce referandum yapmadı mı? Kuzey Irak'taki Barzani yönetimi. Yani niye yaptı evet, bunu? Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye burada şu var. Dedi. Biden'ın bu dönemde ben öyle olduğunu zannediyorum. Hı-hı. Yani Irak'taki gelişmelere bakıyorum. Suriye'deki gelişmelere bakıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki hareketlenmeler, YPG, oradaki evet. Barzani yönetimi. Bölünmeler de var tabii. Hocam öyle değil midir mesela? Barzani yönetimi ve Suriye'deki yapılar normal şartlarda becerebilselerdi Akdeniz'e kadar uzanan, tam Musul'dan Kerkük'ten bir devlet kurulmayacak mıydı? Türkiye yok, neden Suriye'ye girdi? Onu gündeme getirerek Rusya'nın oraya kadar gitmesini sağladılar. Peki. Ben öyle düşünüyorum. Peki. Yani. O zaman soru. Ben sorumu sorayım. Soru tamam, şu. Buyurun. Biden ne yapacak bu bölgedeki evet. bu söylediğim şeylere destek veren politikalar hatta hayata geçiren bir politika mı izleyecek? Yoksa ne yapacak? Evet. Amerika'nın evet. yeni yönetimi ve Orta Doğu'daki Kürtler. Evet. Yani yeni dönem bence çok kolay bir dönem değil. Bir defa artık Rusya orada iki tane önemli üsse sahip. Evet. Akdeniz'e indi. Rusya gemileri var orada. Evet. Ondan sonra Rusya'nın Suriye'de ciddi anlamda ordusunu yerleştirdi. Dolayısıyla Rusya'yı düşünmeden oraya da hareket etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin eskisi gibi mümkün değil. Bu yeni bir gerçeklik. Artı Türkiye artık Suriye'de var. Yani İdlib'de var Türkiye'de, Afrin'de var Türkiye'de. Mesela benim işte oğlan bir hafta sonra gidip bir hafta orada yardım çalışmalarına katılacak. Yani Türkiye'de böyle bir ilişki var. Tabii.
askerlerimiz var, gözleme noktalarımız tabii, var, yardım tabii, faaliyetlerimiz tabii. var. Fiilen var yani. Yani tabii. Fiilen var. Tabii. Yani o toplumda olmak çok önemli bir şey tabii ki. Bence. Sorumluluğu kaldı Türkiye evet. çünkü. O nedenle birden bunları görmezlikten gelmesi mümkün değil. Ne yapacak mesela, ne yapabilir? Yani Kürtler burada, Irak'ta ve Suriye'de Kürtlerin yaşadığı realiteyle Türkiye'de yaşadığı realite çok farklı. Türkiye'de Fransız usulü. Türkiye değil hocam. Aşağıyı genel konuşuyor. Olarak, Suriye. Aşağıyı Suriye ve tamam. Irak. Türkiye değil. Bizde bir sıkıntı tamam. yok. Aşağısı. Orayı aşağıyı yani, konuşalım. Ben alt tarafı soruyorum. PKK'ya katılanlar tarihteki en düşük seviyedeymiş. Tekrar söyleyeyim. Bizde bir sıkıntı yok. Aşağıda bir şey var. Suriye'de Kürtler mesela vatandaşlık, eşit vatandaşlık imkanlarına sahip değiller. Evet. Ve çoğunlukla işte 1921 yılındaki isyanlardan sonra oraya gitmiş olan hı hı. Kürtlerden oluşuyor ve PKK oraya uzun dönem bir yatırım yapmış yani o hı hı. gözüküyor. Bir örgütlenme yaptı. PYD ile birlikte orada farklı düşünen birçok Kürtleri ondan sonra dışladı. Kimisini öldürdü, liderlerini evet, vesaire. Evet. Bu dönüşümler oldu ama birden bundan sonra bence Türkiye'yi dikkate almadan, Rusya'yı dikkate almadan Kürtlerle ilgili yeni bir siyaset ortaya koyma imkanı yok. Yok mu? Yani ya Türkiye'ye rağmen ben öyle düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin PKK'yla yürüttüğü mücadelede de yani PKK'nın askeri yapısını, terör yapısını ciddi anlamda ezdi deyim yerindeyse. Ama onun daha çok siyasi boyutlarıyla ilgili meşruiyet zeminini ortadan kaldırdı PKK'nın. Evet. Şimdi o Türkiye. Bölgede Özal'la sonuçta Orta Doğu'da artık şu bir gerçek, Kürtler diye bir gerçek var yani. Bir defa Suriye'de de varlar, Irak'ta da varlar. Bunların dilleri var, bunların kültürleri var, bunlar yaşayacak. Hı hı. Bunları yok sayma mümkün değil. Ama bunlar yaşayacak da bunlar nasıl yaşayacak? Ne nasıl kadar varsayılacak? Ne kadar varsayılacak siyasette? Evet. Çünkü bölgeyi hasteten çalıştım yani. Yani benim gözlemlediğim bu, işte hocam güncel olanı güncel olan üzerinde çekiyor, konuştuğum evet. zaman evet. Oradaki Kürtlerin varlığını yok saymak mümkün değil. Hocam tabii insanlar yaşıyor. Neyi evet, yok sayacaksınız yani? Tabii. O nedenle orada yine evet. Yerel düzeyde veya eşit vatandaşlık temelinde temel kültürel haklarını ve özgürlüklerini tanıyarak onların varlığını mesela Irak'ta yine özellik olarak devam edecek ama bu çerçevede Amerika bence Irak merkezi hükümetini dikkate almadan sadece Barzani ile ilişki kurması ve sürdürmesi mümkün olmayacak. Daha önceki gördük zaten Barzani bağımsızlık talebinde bulunduğu zaman ABD ondan desteğini çekti yani. ABD'nin ya Biden'ın gelmesiyle onun devlet olarak bölgesel politikasının çok değişebileceğini düşünmüyorum. Hmm. Yani ama İran'la ilişkileri değişebilir. Bu çerçevede diyelim tabii Kürt unsurlarının daha aktif olmasını belki isteyecek. Hmm. Ama bu aktif olma talebi hakikaten siyasi olarak nasıl bir örgütlenme, nasıl bir yönlendirmeyle? Hmm. Çünkü PYD ile orada Rusya'nın da çok ciddi bir ilişkisi var. PYD ile ilgili Türkiye'nin ciddi bir şeyi var, müdahalesi var. Bence bunun yanında Barzani belki daha çok burada yeni dönemde ama Barzani de bahsettiğim düzeyde, yerel düzeyde Irak'ta varlığını sürdürme konusunda daha önemli olacak. Suriye'de yeni formüller bence gelişecek yani. Bu haliyle devam etmeyecek. Yani ama Suriye'de... bir bağımsız devlet olarak evet. öyle bir imkanı yok. Kürtlerin realite olarak da bir biçimde Suriye rejimi varlığını sürdürdü ve sürdürüyor. Ve Rusya diye bir şey var. İran diye bir şey var orada. Dolayısıyla oradaki denklemin de çok fazla değişeceğini kısa sürede beklemek zor bence. Anladım. Evet. Hocam bu noktada mesela Milli Savunma Bakanı da Bağdat'a gitti. Kuzeyde Irak'ta bölgesel Kürt yönetimi yöneticileriyle Mesrur Barzani ile Mesut Barzani ile görüştü. Sonra döndü, ilginç bir şey oldu ve Bağdat'ta bir pazar yerinde büyük bir patlama meydana geldi. Yani Milli Savunma Bakanı Irak'a gitti, Genelkurmay Başkanı ile birlikte. Bu ziyareti yaptı, görüşmeleri yaptı, geri döndü ve Bağdat'ta büyük bir patlama oldu. Sonra DEAŞ falan üstlendi meseleyi. Çünkü Milli Savunma Bakanı'nın Kuzey Irak'ta
çok açık bir mesajı vardı. Evet. Sincar bölge boşaltılacak, terör örgütü kamp, hiçbir şey istemiyoruz dedi. Ardından Bağdat'ta ciddi bir hadise meydana geldi. Şimdi Türkiye'nin bölgeyle ilgili politikalarını hepimiz biliyoruz, yıllardır böyle. Şimdi Amerikan yönetimleri değişince küçük çapta da olsa bazı değişiklikler oluyor. Siz meseleyi biraz daha arkadan alacaksınız, evet. Arka plandan. Arka plandan alın, lütfen getirin buraya. Şimdi bazı şeyler değişmez Faruk Bey. Yani mesela bir ülkedeki siyasi güç kompozisyonu, evet, tarihsel olarak bir şekli, bir biçimi vardır. Vardır. Ve ona iştirak etmezseniz, hı-hı, orada barışı kuramazsınız. Demin söyledik, İngiltere, Osmanlı orada sünni bir idare kurdu, hı-hı, her zaman. Çünkü Osmanlı'nın şeyi buydu. Yani Hanefi Maturidi gelenek dediğimiz sünni devlet akaidini öne alan, Hanefi akaidini ama sünnilik içerisinde öne alan bir devlet sistemiyle idare etti Bağdat'ı. Hı-hı. Bağdat dediğiniz zaman da şunu ayıralım. Süleymaniye başkadır, Diyarbakır başkadır. İki ayrı vilayettir bunlar. Tamam, öyle yani Kürdistan dediğimiz zaman bunlar bayağı iki ayrı vilayet. Bayağı ve birbirlerine de karışmazlar. Yani kültür ve lehçe olarak da bir sürü farklılıkları var. Şimdi Bağdat dediğimiz yer, yani Diyarbakır'ın güneyinden, eski Diyarbakır'ın, hı hı, başlıyor, Yemen'e kadar devam ediyor. Bugün oradan 20'ye yakın devlet çıktı. Bağdat vilayetinden. Suudi Arabistan da onun içerisinde. Hı hı hı. Necid kazası, evet, Diriye Könü, Gühü. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri. Hepsi. Tamam, evet. Kuveyt. Oradan 20'ye yakın devlet çıktı. Hı hı. Bir Bağdat vilayetinden. Bu Bağdat vilayetinin idari taksimindeki güç kompozisyonunda baskın ve belirleyici olan bir hanedanlık var. Kürt hanedanlığı. Babanzadeler. Hı hı. Tamam mı? Ve bunların özenle korudukları şey şudur. Sünni İslam oradaki idarede. Hı hı. Bunun değişimine yönelik bir hamle olduğu zaman bunlar affetmiyorlar. Savaşçı ve teşkilatçılar. Tamam mı? Teşkilatçılıkları İslam akaidine adaptasyonlarından geliyor. Savaşçılıkları da etnik kökenlerinden geliyor. O kadar ki Zend Kerim Han var. 1751'de Nadir Şah'tan sonra İran Şahlığına oturan bir adam. Kürttür bu. Tamam mı? Kürttür ve 50 sene İran'ı idare etti. Yani tekrar Kaçar Hanedanlığı idare orada ele alana kadar o Zend Kerim Han idare etti İran'ı. Hı hı. Tamam mı? Ve Şii'dir. Ve bu babanzadeler Şii'dir. Şii'dir. Hı. Şimdi ve İran'ın o zaman neredeyse, tam istatistik yok elimde ama yarıya yakını Kürt. Yani öyle ki 50 sene idare edecek kadar bir toplumsal zemini var, değil mi? Tabii. Fakat şimdi burada şöyle bir şey var. Kültürel ve dil olarak Kürtçe mi Farsçadan çıkmıştır, Farsça mı Kürtçeden çıkmıştır diye bir tartışma var. Bu böyle bir şey. Şii Kürt asimile oluyor. Bugün İran Kürtlerinin ki 4 milyona kadar inmişler. Hı hı. 4,5 milyonla 10 milyon diye bir istatistik var. Arada bir yeri biz ona ne diyelim? 5 milyon diyelim. Bunun sadece %20'si bu Kürtlerin, sadece %20'si Şii. Yani Şii olan unsur asimile olmuş, kaybolmuş. Hı hı. Kürt kimliğinin çok belirgin bir özelliği, hatta en öndeki özelliği Sünni oluşları. Evet. Tamam mı? Bunu koyduk. Ve bu şey Bağdat idaresini, yani Irak'ın istikrarı için çok önemli. Bir orada görev görüyorlar. Zend Kerim Han'a karşı savaşıyorlar ve Bağdat'a girmesini engelliyorlar. Bakın, Kürt bir hükümdara karşı Kürt beyler savaşıyorlar. Farkında mısınız demek istediğim şeyin? Evet. Tamam mı? İkinci bir şey 1820. Aynı şey Türklerde de yaşandı tabii. Evet. 1820 ikinci bir şey. Şimdi Türkçe ile Farsça ayrı diller olduğu için İran'daki Türkmenler yaşıyorlar. Ama
Kürtçe ile Farsça birbirlerine çok yakın iki dil oldukları için asimile oluyor. Yani hocam bunu sosyolojik olarak, antropolojik olarak daha iyi bilir. Ben sadece tarihsel veriyi aktarıyorum burada. İkinci bir vaka 1820'de Bağdat'ta Küçük Süleyman Paşa şöyle uygulamalara başlamış. Kadılar mahkemede suçluya verdikleri cezalardan birisi de malını müsaade etmek. Şimdi İslam'da özel mülkiyet var. Tabii. Suç başka, mülkiyet başka. Mülkiyet başka bir şey. Tamam mı? Yani o ikisi birbirine müsaade olmaz. Olmaz, tabii. Edilemez. Tamam mı? Aha, bu mal bir suçla birikmişse ayrı bir konudur. Tabii, o farklı bir şey. O farklı bir şey. Malına, mülküne el koyarak kazanmışsan hocam o hani başka Osmanlı'daki müsaderesi. O başka bir hukuki mesele yani. O ayrıca tartışılmaz. Ama sen birini öldürmüşsün, katilsin. Senin malını müsaade ediyor. Seni 3-5 sene misafir ediyor. Sonra salıyor. Evet. Gibi bir şey. Bu yağmacılık. Bağdat ve Süleyman Kürt uleması ayağa kalkıyorlar. İstanbul'a mektuplar döşeniyorlar. Vehhabilik Bağdat'a sıçradı diye. Bakın sıçradı diye. Çok ilginç. Sıçradı. Yani bir mikrop olarak görüldüğü için. Ancak mikrop sıçrar. Ve Halet Efendi ye ikinci Mahmut şöyle bir şey veriyor eline mektup. Özür dilerim 1820 değil 1808. O zaman daha yakına geldik. Evet. 1808. 1808. Evet. İkinci geriye Mahmut gittik. Diyor ki bilenlerden öğrenilmesi diye bir şey koyuyor. Yani ne demek bu? Bu şeyi kaldırırken Bağdat'ta idareyi yeniden tesis bilenlerden bilenlerden öğrenilerek davranılsın diyor. Ve Halet Efendi'yi Osmanlı'nın meşhur bürokratı Halet Efendi'yi ki yani adamın sıkalının bir kısmından bir demirel çıkar. Öyle bir ehli siyaset bir adam. Öyle bir ehli siyaset bir adam. Geliyor Bağdat'a ve bilenler olarak kimleri yanına alıyor biliyor musunuz? Babanzadeleri. Ve birlikte isyanı bastırıyorlar. Yani Kürtleri yanına alıyor. Tabii tabii. Çünkü onlar biliyorlar. Uleması var adamların. Bakın. İkinci Mahmut da öyle demiş zaten. Bilenler. Evet bilen... tabii emir bu yönde. Ve bakın Molla Gürani'den Fatih'in şeyi hukukçusu. Molla Gürani'den İdrisi Bitlisi. Yavuz'un hukukçusu. Ebu Suyut Efendi. Evet. Yani masaya Kürttür. Ve en son. En son Osmanlı'nın gene hukukçusu, gene hukukçusu ve bu sefer Mustafa Kemal Atatürk'ün istifade ettiği bir hukukçu İbrahim Hakkı Babanzade'nin Hukuk-ı Esasiye kitabı. Atatürk ben lasbelkader bu vazifeyi Cumhurbaşkanlığında görürken Atatürk müzeleri ve kütüphaneleri bana bağlıydı. Ben Atatürk'ün kitaplarını ne halde buldum onu ayrıca anlatmak isterim. Yani ne halde bulduğumu. Kötü haldeydi herhalde. Çok kötü haldeydi. Restore ettirdim. Bu hükümetin emri ve bütçesiyle. Yani bu hükümet yaptıklarını söylemiyor. Çünkü çok iyi şeyler de yapıyor. Yani ve orada elime aldığım kitaplardan birisi İbrahim Hakkı Babanzade'nin Hukuki Esasiye Atatürk'ün altını çizip yanına notlar aldığı kitaptır. Gözlerimle gördüm. Ve bahsettiği iş, cümle orada bahsettiği şey güçler ayrılığı meselesi. Yani esas Atatürk'ün de üzerinde durduğu şeyler. Güçler ayrılığı nedir? Şimdi böyle bir unsurdan bahsediyoruz ve Bağdat'ın parlamenter sistemin temelini oluşturuyor temel, zaten. Yani şimdi böyle bir hukukçu yetiştiriyorlar bunlar. Evet. Ulema bir millet çünkü ve hukukçu bir millet çünkü. Çünkü İslam'ı bizden önce öğrenmişler. Bu büyük bir avantaj. Seyitler. Tabii. Seyitler ve bu seyitlikleri hasebiyle Arap coğrafyasında kabul görüyorlar. Bir de kavmiyetçi ve kabileci Arap coğrafyası kavmiyetçi ve kabileci. Şimdi Babanzadeler Zend Keriman'ın üstüne yürürken kavmiyetçilik yapmıyor değil mi? Reddediyor tabii, aslında tabii. Kavmiyetçiliği. Öyle değil tabii, mi? Tabii.
Yani bu İslam'da davayı kamiyetçilik yoktur diye o dönemde sizin kitabınız yazıyor. Var Akif'in Leyla'sı. Millet evet. Çok güzel anlatıyorsunuz orada çok hocam. Kitaplarınızı okuyorum. Eyvallah hocam. Yani burada konuşuyoruz ya, nasıl olsa hocanın dediklerini ben biliyorum değil. Ayrıca okumak gerekiyor hocanın kitaplarını. Şimdi buradaki hikaye şu. Bu ulema bir millet. Seyitleri var ve Arap coğrafyasında kabul görüyor bu seyitleri. Bunlara intisap ediliyor. Molla Barzani, Şeyh Zahid, hatta Seyit Rıza, bunlar tesadüf isimler değiller. Yani bunların İslam aristokrasisi içerisinde bir yerleri var. Ve bu neyle sonuçlanıyor? Bağdat ve Suriye'de, yani bugünün Irak ve Suriye'sinde bu... Peki şunu pardon, şunu da söylemek gerekiyor. 19. yüzyılda Osmanlı'nın Irak ve Suriye'sinde pay kapmak isteyen Rusya ve bugünkü Amerika'nın annesi olan İngiltere'nin üzerinde çalıştıkları ve üzerinde nüfus kurup yanlarına çekmeye çalıştıkları adamlar Kürtler. Ben kitabımda yazdım. Evet. Kürtler. Tamam mı? Biz de sizin kitabı okuyoruz hocam. Estağfurullah. Şimdi bu şu demektir. Evet. Onlar birbirlerine yazıyorlar. Ben onların mektuplarını okuyorum. Evet. Şöyle diyorlar mektuplarda birbirlerine. Teşkilatçılar, savaşçılar. Tamam mı? Fakat şımarmamaları lazım diyorlar. Neyi kastediyorlar şımarmakta? Şimdi şımardık. Bunların diyor şımarmamaları lazım diyor. Daha mı çıkarlar şımarın? Ya çok acayip bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Kırım Savaşı sırasında, evet. Yani bunlar aslında o kadar güncel ki konular, evet. Tamam mı? Yani tarih değil aslında. Yani bunları Biden biliyor değil mi? Ne diyorsunuz? Bilmez olur mu ya? Bilmez olur mu? CHP'li mi ki bilmesin? Tabii ki biliyor. Hocam... Elbette biliyor yani. CHP'li mi? Tabii niye ki... CHP'li bilmiyor mu? CHP'liler bilmez. Yok, tarihi okumak istemiyor ki. Okumak istemiyor. Osmanlı geriydi diyor. Geriydi diyor. Yani bakın, Celal Şengör gibi bir aydın bile diyor ki Atatürk diyor orta çağdan kalma bir ülke teslim aldı diyor. Ya ne orta çağı? Ne diyorsunuz siz? İyi de tamam da İlber Hoca da orada niye demiyor ki? Ne diyorsun sen? Ya o da var yani bir taraftan değil mi? Hadi, yani madem dedi, beraber ben senin gibi düşünmüyorum dedi. Ben senin gibi düşünmüyorum dedi tabii ki. Ben kulağımla duydum. Ben senin gibi düşünmüyorum dedi. O meseleler öyle değil dedi. Ama senin şimdi, bildiğin gibi değil yani. Bir yer bilimciye de kalkıp tarihi... Yer bilimci. Tabii. Doğru. Evet, büyük bir bilim adamı ama bir yer bilimcidir yani. Evet. Yani nereden? Yer üstü hakkında konuşmak için yer üstünü bilmeniz lazım. 1856, 54-56 Kırım Savaşı sırasında bizim ordular İngiliz ve Fransızlarla birlikte Kırım'da ve Galicia'da, Romanya, Tuna vilayetlerinde savaşıyorlar. Sahipsiz kalıyor Kafkasya. Rusya bu sefer oradan aşağı sarkacak. İngilizler birbirleriyle oturup konuşuyorlar. Diyorlar ki, ben mektuplarını okudum. Evet. Diyorlar ki, bu Rusların orada aşağı sarkmasını durdursa Şeyh Şamil durdurur. Tamam mı? Evet ya, çok iyi fikir vesaire. Sonra şuna kanaat getiriyorlar. Tamam da Şeyh Şamil durdurur. Evet ama Kürtler bundan dini bir onur çıkaracakları için... kendilerini iyi hissederler ve oradaki Hristiyanları koruyorlar ya. Evet. İşte bütün Musul'daki vesaire, orada Nusaybin'deki Hristiyanları şehri zor koruyorlar ya. Evet. O zaman diyor onların üstünde elleri güçlendiği için şımarırlar ve baskıcı olurlar deyip bundan vazgeçiyorlar. Bakın can havlinde, savaş sırasında. Şeyh Şamil'den yardım almaktan vazgeçiyorlar. Niye? Kürtler dini bir onur duyarlar. Demek ki Kürtler ve Türkler milli onur duymuyorlarmış. Dini onur duyuyorlarmış. Sonucunu alıyoruz. Evet. Şimdi burada... Bu açıdan da bir oluyorlar. Tabii milleti hakime içerisinde bu ikisi her zaman birlikte davranıyor. Evet. Tarih bunu gösteriyor. Yani bu böyle. Şimdi peki neden
diyeceksiniz. Bu Kürtlerle üzerinde bu kadar çalıştılar, anlıyorlar da. O zaman Manda idaresini kurdular. Sonra Baaz rejimlerini kurdular. Onlar kurdular değil mi? Evet. Da onların içine Kürtlerin o siyasi güç kompozisyonu içindeki tarihsel rollerini katmadılar. Değil mi? Niçin? Orayı ya çatışma halinde bırakmak için. Çünkü bir taraftan Kürtlere... Sonra da bataklık demek için. Bir taraftan Kürtlere Kürdistan vaat ediyorlar. Evet. Öbür taraftan da boynuna asacakları değirmen taşını hazırlıyorlar. O ne? Kürtler Ermenileri kıydı. Soykırım yaptılar diye. Müfit evet. Paşa, pardon, Mazhar Müfit Bey Lozan'da İsmet Paşa'yı sıkıştırdılar. Dediler ki Musul meselesinde, işte Kürtler burada yok. Mazhar Müfit Bey dedi ki ben Hakkari milletvekiliyim, Kürdüm, ne diyorsunuz siz dedi. Yani tavrını açık bir şekilde koydu. Ha biz Musul'u gene kurtaramadık. O ayrı bir şey. Şimdi yapılacak iş şudur. Yani barış adına yapılacak iş şudur. Ben siyaseten bu cümleyi kurabilirim sanırım bunca laf ettikten sonra. Tabii. Bunca veri sunduktan sonra. Kurabileceğim cümle tabii. Şudur. Suriye ve Irak'ta Kürtler idarenin bir parçası ve devletin sahiplerinden birileri olmadığı müddetçe barış gelmeyecektir. Evet. Rakka valisi Kürt Celilizadelerden Abdullah Celilizade Paşa'dır. Rakka yani Filistin. Hı hı. Niye? Niye yani? Öyle değil mi? Neden yani? Nasıl oluyor bu? Bu çünkü bu adamların burada bir otantik ve organik varlıkları var. Tabii. Akrabaları var. Müntesip, intisaplı oldukları şeyler var. Kendi organik yapısı bu. Gittikleri yani, ağaçlar var. Ve sorumlu olsun var. Diye bırakılmadı. Tabii. Peki ne yapıyorlar? Yapılan şey şu. Orada kriz ve öldürme cari hale gelsin diye. Anlamamış olamazlar. Bal gibi biliyorlar. Saddam'ın elinden kurtardıkları Irak'ı bunlar Şii'ye verdikleri zaman, Şiilere verdikleri zaman, tamam mı? Şimdi ne adı? Maliki miydi? Maliki evet. Hı. Verdikleri zaman orada DAEŞ'in çıkacağını bal gibi biliyorlardı. Verdiler. Hı. Neden biliyor kesinlikle, musunuz? Kesinlikle evet. Çünkü bakın Irak Şii olursa, Şiiler tarafından idare edilirse Rusya İran'a sarkar. Karadan. Çünkü denizden geçmek hep sorunludur. Boğazları kapatırsınız geçemez değil mi? Tabii. Değil mi ki kapatırsınız tabii. Geçemez. Ama karadan sarkmak çok önemli bir şey. Lojistik olarak. Tabii. Yani askeri tarihçi değilim ama bu kadar bilirim. Sizler askerlik yaptınız. Şimdi yolunuzun olması başka, olmaması başka. Rusya'nın Suriye'ye yolu yok. Rusya bugün Suriye'ye sadece gemilerle asker taşıyarak var değil. Suriye'ye Rusya İran tamam. Üzerinden geçiyor. Tabii. Yürüyor ve yanlış hesap gene Bağdat'tan dönüyor Faruk Hocam. Şöyle oluyor. Şii idare olduğu zaman Irak geçirgen olduğu için hop İran gidiyor Lübnan Şiileriyle birleşiyor. Ve hatta Fatimiler geçmişine atıfta bulunarak Mısır'a sarkmaya kalkışıyor. Hmm. Çünkü İran devrimden sonra rejim ihraç etmek suretiyle Kudüs meselesi icat etti. Tabii. Ve Filistinlilere ne faydası oldu ben bilmiyorum. Evet. Mahmud abi değil mi? Evet. Yani gene Türkiye uğraşıyor bu konuyla. İsrail'le kötü oluyor. Türkiye birçok şeyi de aslında riske atarak da riske uğraşıyor. Atarak yani. Kaybederek de uğraşıyor. Yani tabii ki elbette. Dolayısıyla Suriye'de düzen evet. Bana maddi bir kayıptan sordu. Bahsediyorum. Dedi ki bölgeyi çalıştın dedi. Evet. Bölge Suriye nasıl düzelir? Bağdat'tan düzelir dedi. Evet. Suriye Bağdat'tan düzelir. Bağdat'tan düzelir. Evet. O kadar. Hocam çok teşekkürler. Dolayısıyla İyi, Biden bizi... Kürtçü mürtçü değil. Bayağı arka plandan Biden, geldik. Biden birden orada kendileri için savaşacak ve ölecek Kürtler istiyor. Coğrafya çölleşsin O diye. Zaman olmasınlar yani Ergün Hoca olmasınlar öyle değil mi? Bakın şu andan itibaren evet. Veriyle değil bir kısım veriyle evet. Ama sezgiyle konuşuyorum. Bütün Yahudi kaynaklarında Yahudi ülkesi Filistin en Mezopotamya, Babil evet. diye geçer. Fırat'ın doğusudur. Kimin yurdu burası?
Kürtlerin yurdu. Kimin yurdu burası? Öyle değil mi? Şöyle bir şey oluyor zaten. Çünkü mesela amaç bizde... bakın aynı Filistin'de doğru, yapıldığı gibi doğru. Orayı insansızlaştırmak, insansızlaştırmak ve oraya sarkmak. İran'ın İsrail'le derdi, İran eski kaynakları okuyabildikleri için İbranice, Aramca tabii. bunu biliyorlar. Evet. Bizimkiler bilmiyor. Problem orada ve... Evet. İran İsrail'e komşu olmak istemiyor. Derdi bu. 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili uluslararası platformlarda durum değerlendirilirken sözde Ermeni soykırımını yapan kavim Türkler. Uluslararası alanda bu böyle anlatılıyor. Türkler soykırım yaptılar deniyor. Bu sefer içeriye dönüyorsunuz. Canım Kürtlerden bahsederken şöyle 17. yüzyılda bu Türkler diyorlar. Bakın hocam içeriye dönüyorsunuz. Müslümana Türk diyorlar. İçeriye yani. Dönüyorsunuz mesela PKK'ya destek veriyor. Sonra şöyle diyor. Burası Kürt toprağıdır. Şimdi bizim de şu akılla bir soru sormamız gerekiyor. Burası dışarıda Ermeni soykırımı yapılan böyle anlattığınız bir topraksa o zaman burası Ermenistan oluyor. Hayır, içeriye döndüğünüz zaman Türkiye'ye karşı buranın adı Kürdistan oluyor ama uluslararası alanda burası Büyük Ermenistan'ın bir parçası oluyor. Ama Serv'de onlara bir zerre toprak vermiyorlar. Orası aslında başarabilselerdi İstiklal Harbi olmasaydı Ermenistan olacaktı. Ama Ermenilere kalmayacaktı. İsrail'e yine. Aynen. Geçecekti orası. Tabii ki ve bu akıllı Ermenilerde tıpkı Osmanlı tarihinin 20 cilt şeyini yazan, geçen sefer bahsettiğimiz Muratcan Tosunyan, İsveç asilzadesi, Osmanlı Ermenisi gibi lafede yazıyor. Osmanlı'nın siyasi egemenliğinin bölgedeki gereğinden bahsediyor. Doğru. Bütün İslam coğrafyasında Hrant Dink gibi, Markar Esayan gibi onlar da aslında Ermenilerin Rus çizmesiyle Hristiyanların çünkü onlar Ortodoks vesaire farklılar arasında ezileceğini nihai muradın buranın aslında işgalci ve yayılmacı İsrail'e verileceğini görüyorlar. Tabii. Buyurun hocam. Nereye buyurayım diyorsanız şöyle bütün bölgesel meseleleri konuşurken Amerika'nın bu bölgede özellikle Kürt politikası ne olur derken mesela bir HDP başlığı var Türkiye'de. Şöyle bir şey var. Türkiye bugünlerde Avrupa Birliği ile de yeni fasıllar açıyor. Oradan bir şeyler geliyor. Buradan açıklamalar yapılıyor. Mesela büyük bir soru. Hala Türkiye uluslararası alanda mesela Avrupa Birliği ile görüşmelere başlaması için Mesut Yılmaz da vefat etti ama mesela Avrupa Birliği'nin yolu hala Diyarbakır'dan mı geçiyor? Ya da başka bir şey mi? Hani bölgeye dair bu yeni dönemde hem Amerika hem Avrupa Birliği ve Kürt realitesi nasıl şekil alacak? Evet. Ya bu önemli tabii ama bir defa burada HDP'nin algılaması çok farklı bir defa. Yani o diyoruz ya Amerikan ümmeti. HDP Kürtleri bu İstanbul ümmetinden, bu Türkiye ümmetinden, bu İslam ümmetinden çıkaran ve Amerikan rüyasına eklenmeye çalışan bir siyasetle yürüyor maalesef. Bu dediğimiz realiteyi de göremiyor. Yani bakın diyoruz Türkiye artık Soğuk Savaş döneminden çıktı. Başka bir dünya kuruluyor. Başka bir bölge şu an kaos var ama başka bir şey kurulacak. Ama bu hiçbir zaman Amerika'nın o rüyasıyla o efendim demokrasiyi ihraç ederek aslında bir yönüyle de demokrasiyi ihraç etmeye çalışıyor ama kendi siyasetini ihraç etmeye çalışıyor. Mısır'da gördük. Hiç de demokrasiden yana tavır almadı. Bir diktatörden yana tavır aldı. O nedenle demokrasinin uluslararası karşılığı da bildiğimiz gibi ortaya çıkmıyor. Şimdi burada bence HDP'nin hakikaten es geçtiği, göremediği Kürtleri kalkıp hala Soğuk Savaş döneminin o politikasına eklemlemeye çalışması. O olmayacak artık. O yok artık.
Yok artık ve derken emin misiniz bundan? Ben hakikaten bunu yani. Mesela muhafazakar muhafazakar Kürtler ya da İslamcı diyelim ne derseniz evet, değil. Evet. Yok ben hocamla %100 yani, hemfikirim. Bu noktada bu noktada mesela HDP'ye eklemlenmiyorlar mı? Tabii. Bence bu Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili bir şey. Evet. Uluslararası bir şey var tabii. Evet. Yani Türkiye'de demokrasi biraz daraldığı zaman bu demokratik daralmayı Türkiye kendi entelektüelleriyle, kendi siyasetçileriyle, kendi iç dinamikleriyle aşması, çalışması, çaba içine girmesi, sorumluluk üstlenmesi yerine dışarıda bir manivelayla bir aydın diyordu ya, onunla yapabiliriz ancak. Demek zaten bu millete, bu aydınlara, bu devlete inanmamak demek. Şimdi bu bahsettiğiniz şeyler de yani HDP'ye yönelen muhafazakar Kürtlerin de böyle bir inanışa, iç siyasette gelişmeler nedeniyle böyle bir yönelişi oldu. Ama bu yöneliş de dediğim gibi hakikaten ben her zaman demokrasiyi savunuyorum. Eskiden beri yani AK Parti kurulmadan önce de, hatta AK Parti kurulduğunda bizim fikirlerimiz üzerinde kuruldu diyordum. Hı hı. Demokrasiyi önemsiyorum ama aynı zamanda bunun realitesini de görmeye çalışıyorum. Tabii. Yani demokrasi bugün dünyada ciddi anlamda bir düşüşe geçme durumu var. Artı demokrasi devletlerin uluslararası ilişkilerinde daha çok bir enstrüman olarak işlevselleşiyor. Bir etik alan olarak, bir etik siyasi olarak işlevselleşmiyor. O nedenle bu ülke kendi güçlüğüyle, kendi aydınıyla, kendi değeriyle demokratikleşme, özgürleşme, çoğulculuk, beraber imkanları sağlamalı. Çünkü devlet de şunu görüyor. Bu demokrasi, demokrasi diyenler sonuçta bu ülkeyi uluslararası bir takım güçlerin arasallığı haline getiriyorlarsa bunların niyetleri iyi değil. E hakikaten öyle. Ya demokrasi, demokrasi diyorsun, sana meclisin kapıları açılıyor. Buyurun burada yap. Demokrasi dediğin zaman hukuka uygunluk, insan haklarına saygı, siyasi muhalefeti artık. O da şöyle diyor, senin oyunun içinde yapmak demek. Ama şöyle diyor, senin hukuk sistemin, senin insan hakları bildirgen, evet, senin çizdiğin alan benim kafamdaki demokrasiye dar geliyor diyor. Yani hayır, o zaman şunu yapar, evet, onun düzelmesi için, hı hı, değil mi? Yine şiddete yönelmeden, silaha yönelmeden, bu ülkenin efendim bölünme tahayyülü gibi şeylere yönelmeden yine bunu tartışır, konuşur. Bunun anayasal olarak işte Türkiye bir dönem çok ciddi çalışmalar yaptı. Yaptı. Evet. Hükümet anayasada diyelim kendisi eşit. Halbuki çok farklı bir oyu vardı. Farklı bir vekil temsiliyeti vardı. Ama eşit düzeyde partilerle geldi. Yapmak istedi. Ama onlar yapmadı. Çekimser kaldı. Mesela şöyle bir şey dedi, hı hı, Demirtaş. Biz seni başkan yaptırmayacağız. Hı hı. Hı. Objektif konuşalım. Bu Kürtlerin neyine tekabül eden bir söylem? Ben bilmiyorum. Hayır, hiçbir canım, şeyine tekabül ediyor. Kürtçe eğitimi, Kürtçe okullarda, evet, Kürtçe eğitimini Selahattin Demirtaş reddetti. Bu şuna karşı. Hayır, reddetti. Tabii. Yani bakın, Soğuk Savaş döneminde. Bu çok önemli bir şey. Evet. Selahattin Demirtaş reddetti. Kürtçe eğitimi reddetti. Olmasın diye uğraştı. Çünkü bakın, Selahattin Demirtaş yani HDP Soğuk Savaş döneminin kültürünün adamları. Evet. O yüzden şeyle ünsiyet gösterip seni başkan yaptırmayacağız diye bir kampanya başlattı. Ya Kürt realitesini tanınması, Kürt kimliğinin tanınması, Kürtlerin, evet, kendini azıcık iyi hissetmesini niye istemez bu adam? Çünkü bu adam sorundan besleniyor da o yüzden. Şimdi kandan çünkü besleniyor çünkü. Hakikaten dert, evet, şey değil o zaman. Hayır, yani kan olsun istiyor. Türkiye'de hakikaten yani AK Kürtler Parti ölsün istiyor. 2007, 2008, 2009, 2010 ve diğer süreçte yaptığı çalışmalar, attığı adımlar çok önemli. Ama bütün bunlar mesela Kürtlerle ilgiliydi. Ama sonra bir bu güya Kürtleri temsil eden bir insan diyor ki seni başkan yaptırmayacağız. Evet. Bunun Kürtlerle hiçbir ilişkisi yok. Bu tamamıyla ve seçimden not uluslararası aldığı siyasetin yüksek şeyden sonra sırtımızı dağa dayadık dediler değil mi? Evet, uluslararası siyaset. Edepsizliğe bakın yani. Amerika'nın uluslararası siyaseti Erdoğan'a bu ülkede o dönem başkan yaptırmak istemediği için o da onun bir aparatı olarak bunu söz yöneldi. Hasip Kaplan diyor ki AK Parti AKP başkanına diyor muhteşem bir jübile hazırlıyoruz diyor. Ne demek istiyor?
Bence bunlar hakikaten yani bu asıl oynadıkları pratikte rol hala bu soğuk savaş dönemi Amerikan siyasetinin bir uzantısı olarak işlevselleşiyor. Ve Rus nüfuzunun. Rus nüfuzunun da var tabii. Evet. Bu hala bu şekilde devam ediyorlar. Bunlar hala Türkiye'nin hakikaten kendi dinamizmi, kendi devlet geleneği, o bahsedilen tarihsel yani derinliğini... Asif Kaplan'ın söylemiyle görmeyen, Amerikan seçimlerinin sonuçlar arasında bir bağlantı kuruyor musunuz? Bağlantı kuruyor tabii. Yani o hala eskisi gibi sanıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar güçlendiği zaman bu demokratlar Türkiye üzerine baskı yapacaklar ve bizim dediğimizi kabul ettirecekler. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bu millete rağmen, bu ülkeye rağmen, bu coğrafyaya rağmen bence Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla adım atacak bir tarihsel dönemin şeyini kapattı. Meşrebi farklı olabilir. Neşvesi diyoruz ya. Tabii tabii. Yeni bir neşve olabilir. Evet. Farklı. Trump dönemindeki neşve olmayabilir. Evet. Ama dediğim gibi Hasip Kaplan'ın tahayyül ettiği şeyler olmaz. HDP kapatılmalı mı? Çünkü çözüm sürecinde sonra tabii yani ki hayır. Şey çıktı, biz seni başkan yaptırmayacağız dedi. Ondan sonra Kandil çok farklı açıklamalarda bulundu. Arap Baharı'nda Türkiye'nin rolünü Amerika Birleşik Devletleri istemediği için demokratikleşme, ondan sonra hı hı. İhvan'ın desteklenmesi, Sisi'ye karşı olma gibi. Hı hı. Orada HDP ve PKK yeniden dizayn edildi hı hı. ve hakikaten Türkiye'nin karşısına yeniden çıkarıldı. Türkiye, hani HDP ben millileşeceğim, Türkiye'lileşeceğim, yani millileşme derken de siz anlattınız arka planını hı hı. hocam. Tabii tabii. Yani bu ülkenin evet. dışındaki güçlerin temsilcisi olmamak demektir. Evet tabii tabii. Hakimiye yani hakim millet içinde kendini görmek demek. Evet hı-hı. öyle demek. Bu coğrafyayla beraber kendini hissetmek demektir. Budur yani. İstanbul'un ümmetinden hissetmektir. Amerika'nın ümmetinden değil. Bu, ya bence bu sorunu var. Türkiyelilik arayışı gitti solla beraber evet. tam tersine Türkiye'den kopuşa doğru bir şeye sürece girdi AK Parti. HDP. Nurcan Hoca diyor ki HDP tabii ki kapatılmamalı diyor. Çünkü kapatılmak için uğraşıyor. Bütün çabaları evet. kapatılmak için. Neden? Kapatıldı çünkü ne olacak? Çünkü kaostan besleniyor. Hayır, kapatıldığı an ne işine yarayacak bu? Çok işine yarayacak. Ne olacak mesela? Mesela bunu dünya demokrasilerine tabii. şikayet edecek. Birçok belediyeye kayyum atandı. Orada bir sürü HDP'li belediye başkanı var. Diyarbakır Büyükşehir ama dahil. Ama bakınız orada ne oldu somut, hiçbir şey olmadı. Tamam da çok somut suçlar var orada. Somut suçlar. Yani orada net bir şekilde devletin peki HDP'nin de eş başkanları evet. eş başkanları arka sırtımızı işte bu terör örgütüne dayadık diyor. Ama itirafçı değiller. Diyor. Elde değil kalıyor. Peki ama bir partinin milletvekilleri hocam, terör örgütüne silah verirken görüntüleniyor. Bu o hocam, partinin kapatılması için gerekçe olmuyor mu? O kişi için kişi iyi için. Bir şey. Yok yok şunu anlamaya çalışıyorum. Türkiye ne aldı? Siz parti kapatılmasına ilkesel olarak karşısınız. Ben onu anlıyorum. Ayrıca HDP'nin yoksa sebep bulmaya kalksanız bir sürü sebep HDP'nin var HDP'nin kapatılmasına da karşıyım çünkü bu onların istediği bir şey. Çünkü bu kaotik ortamı destekleyecek. PKK'ya tekrar Türkiye'nin şey vermesini sağlayacak, sebep olacak, terörist yetiştirmesini sağlayacak. Onu soruyorum hocam. Sebep olacak Diyarbakır'daki annelerin, ağlayan annelerin sayısını artıracak. Hocam bu kadar belediye başkanı suçlu bulundu. Hayır, suçlu bulundu ve alındı. Evet. Ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı dahil, diğerleri dahil. Demirtaş alındı ve cezaevinde yargılandı. İşte cezaevinde. Ben 500 kişinin bir araya gelip gösteri yaptığını görmedim. Diyarbakır'da belediyenin önünde Demirtaş'ın hayır alamazsınız demedi kimse. Tabii canım. Yani bak, parti kapatılınca niye kaos oluştu? Bu şunu gösteriyor. Bakın, bakın çok önemli. Bu ben parti kapatılıyorum yani. Neyi gösteriyor Faruk Bey, bu? Buyurun. Şunu gösteriyor. Buyurun. Siz kendinizi demokrasiye uyumlu hale getirmezseniz devlet sizi demokrasiye uyumlu hale getirir. O zaman tamam. bu şey gibi oldu. Komünizm tamam. iyi bir şey olsa yani devlet hayır. getirir onu. O değil. Hayır, o değil. Ona benziyor. O değil. Şunu açıklayayım. Evet. Yani size kapı açıldı. Demokrasinin içinde yer alın. Kendinizi ortaya koyun. İfade edin. Katılın. Evet. Tamam mı? İkna edin. Bu meclisi, bu insanları, bu siyasal coğrafyayı, evet. paydaşları. Aha. Bu çok önemli bir şey. Yoksa devlet gerekeni yapar. Ama yok. Hayır. Siz hala demokrasi deyip evet. onun içine girmeye çalışıp öte yandan demokrasi dışı terörle, şiddetle, sokağa çağırmayla sürdürürseniz hı hı. sizce HDP kapatılmalı mı? Bunu ne yapar?
buna müdahale eder. Bence devlet şu an çok doğru bir siyaset yürütüyor. Yani HDP'yi kapatmayıp HDP içinde suç işleyenleri noktasal bir biçimde müdahale ederek onları siyasetin dışına çıkarmasıyla çok iyi yapıyor. HDP'de siyaset yapacak insanlar varsa aklı başında bir biçimde demokrasi kurallara uygun gelsinler yapsınlar. Onların o kapıyı önünü da açık tutuyor. Onu da açık tutuyor. Evet ve doğru yapıyor. Bir iki üç dakika var. Hocam hala Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer sözünün bir karşılığı var mı sizce bugün? Türkiye Avrupa Birliği ile de yeni bazı artık görüşmelere giriyor. Evet. Var mı böyle bir şey? Mesela Avrupa Birliği için artık o eski Mesut Yılmaz'ın söylediği, kendine göre işaretlediği şeyler hala kıymetli midir mesela? İşte, ya bakın her şeyi ben Özal'la başlatıyorum. Hı-hı. Özal'ı çok önemli buluyorum. Yani çok kıymetli bir devlet adamıydı ve çok ezberi bozdu bu ülkede. Bir defa suni olan Kürt sorununu kaldırdı. Suniydi çünkü bu. Gerçek değildi. Bizim Kürtlere bir derdimiz yoktur. Bizim bir derdimiz yoktur. Gerçek değildi bu. Yani Kürtlerin Türklerle, Türklerin millete hakim ediyoruz. Bu bir Selahattin Eyyubi'den beri süren tarihsel bir stratejik ortaklık mı dersiniz, gönüldaşlık mı dersiniz, kardeşlik mi dersiniz? Tarif yapın artık, ne dersiniz? Evet, evet ama bugün eğer Diyarbakırlı gençlerin tamamı LGS'ye giriyorlarsa, lise giriş sınavlarına, tamamı ÖSY'ye, ÖYSM'e, ÖYS sınavlarına giriyorlarsa, tamamı bu ülkenin en iyi üniversitelerinde okumak istiyorlarsa, tamam mı? Türk demokrasisinin, Türk modernitesinin parçası olmak istiyorlarsa Avrupa Birliği'ne artık bu manada gerek yoktur. İstemiyorlarsa? Yok ki. Ama realite istiyorlar. Hepsi tabii giriyorlar sınava. Çok da yüksek. Hayır yani istemiyorlarsa mesela Türk modernleşmesi diye bir tabir kullandınız. Evet. İstemiyorsa ben başka bir şey istiyorum diyorsa. Kim diyor bunu? Bu çoğunlukta değil. Demiyorsa yani, ne oluyor? Neden bu kadar? Bir pratikten bahsediyor. HDP hocam. Neden bu oyu alıyor? Hocam bir pratikten bahsediyor. Tabii anlıyorum hocam söylüyor. Katılma, ama sorgulama adına katılma. Soruyorum. HDP bu oyu nasıl alıyor o zaman? Yani HDP'nin bir defa bir daha girsin bakayım ne alacak görelim. Yani biz sırtımızı dağa da yasladık. Sözünden sonra bir daha seçimlere girmedi. Bir de şu oldu tabii. Yani, HDP... Tamam mı? Yani ne oldu? Üstad, öyle bir adam bir şey istemiyor. Oldu. Dediğiniz gibi Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş için bir gösteri yapılmadı. Öyle bir şey yok ki. Anladım. Şimdi AK Parti'nin attığı adımlar... Bitiriyoruz son cümle hocam. Çok önemli attığı adımlar, reformlar. HDP tekel oluşturduğu, kontrol ettiği için medyasıyla bölgede... Evet. Kürtler üzerinde çok korkunç bir tekel oluşturduğu için bunu kendi kazancı olarak lanse etti hep. Anladım. Bugün Türkiye'de o artık bence o ciddi anlamda şey oldu. Yani Güneydoğu Anadolu'da her yerde Kürtlerle ilgili konuşmanın tekelini HDP temsil etmeyecek. Peki. Ya mesela bunlardan bir tanesi acaba bir tanesi Kürt kimliğinin Sünniliği aldığımız zaman geriye bir şeyin kalmadığını bilmiyorlar. Bilenler buyursun gel. Mesela Altan tam biliyor. Ama öbürleri bilmiyorlar. Benim bildiğim. Anladım. Peki. O zaman noktayı koyma vakti. Hocam çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Eksik olmayınız. Bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah ne demek. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Buyurun gelin konuşalım. İyi de oluyor. Ergün Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her taraftan konuştuk. Nurcan Hoca bize gerçekten arka plan yaptı. Evet. Muhteşem. Tekrar yardım. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler yayını kapatıyoruz. Biraz sonra ülkede bu gece var. Herhalde bu hafta da yanılmış olamam çünkü ülkede bu gece olduğuna dair gün boyu kanalın grubuna bilgi notu atıldı. Derya Efe sevgili kardeşim bütün gelişmeleri derledi, toparladı. Biraz sonra ülkede bu geceyle karşınızda olacak. Türkiye'de olanı biteni aktaracak. Dünyada ne oldu, ne bitti? 4-5 saattir haber yok. Onların hepsine bakacağız ve biz gidiyoruz. Yarın akşam saat 20'de haber servisinde memleketin ve dünyanın gelişmelerini, olaylarını, haberlerini ekranlarınıza getireceğiz. Herkese iyi geceler.